sefalar, mutlu haftalar diliyoruz. Mutlu haftalar dileyerek başlıyoruz biz bizeye. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz sizlerle birlikte. Yine bir Ramazan ayının bu sefer ikinci haftasına girdik. Artık tahmin ediyorum ki oruçlara alıştınız diye düşünüyorum. Yine dopdolu bir biz bize hazırladık size. Birbirinden değerli konuklarım olacak az sonra bu stüdyoda. Hem oruçla ilgili yine tavsiyelerimiz olacak. Eğer sıkıntılar çekiyorsanız iftardan sonra ya da sahur saatlerinde belki biz sizin sıkıntınıza çare olabiliriz. Aynı zamanda sürpriz bir isim var. Müzik dinleyeceğiz. Haftaya böyle kulaklarınızın pasını silerek başlayacağız. İsterseniz daha fazla ben anlatmayayım. İzleyelim. Herkes onu güçlü sesiyle tanıdı. Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Sümer Özgü en güzel şarkılarıyla biz bizeye konuk oluyor. Cildimizdeki lekelerden nasıl kurtulabiliriz? Dövme silme tedavisi mümkün mü? Merak ettiğiniz her şeyi medikal estetik hekimi Hüseyin Tırman birazdan biz bize de anlatıyor. Bu yılın türban modası nedir? Türban hangi şekillerde bağlanır? Türban bağlamanın pratik yollarını ünlü tasarımcı Reyhan Turhan birazdan canlı yayında anlatıyor. Ve evet biz bize yine dopdolu değerli izleyiciler. Sizin için her şeyi düşünüp hazırlamaya çalışıyoruz. Güzel bir Ramazan ayı geçireceğiz sizlerle birlikte. Ama öncesinde birazcık kulaklarımız şenlensin. Biraz hoş bir sohbet edelim. Sümer Özgü bizimle olacak. Bir an önce onu stüdyoma davet etmek istiyorum efendim. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gitti de gelmedi ne fayda.
Aman dama çıkma baş açık. Haydi dama çıkma baş açık. Teşekkür ederim. Şimdi bilmiyorum, izleyicilerimiz artık uyanmışlardır, o sabah mahmurluğunu falan atmışlardır tabii sahura kalktıkları için. Biraz geç kalkma hakları var. Ama şöyle bir şarkıyla haftaya başlayınca, bir de böyle enerjik olunca bana iyi geldi. Bilmiyorum, size de iyi gelmiştir inşallah. Ankara'nın havasıyla başladık. Ankara'nın evet. Selamıyla. Ankara'ya selam olsun. Ben de Ankara'da büyüdüğüm için ayrı seviyorum. Öyle mi? Ben de 20 sene yaşadım Ankara'da. Evet, bir başkadır Ankara değil mi? Evet. Böyle... Ankara'yı yaşayanlar daha iyi bilir ama. Mesela İstanbul... uzaktan soğuk görünür ama yaşayanlar için güzel bir şehirdir. İstanbul'a pek sevmez Ankara'ya. Dönüşünüz ister ama. Evet. Şey derler hatta. Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşü evet. derler. Ama ben ona katılmıyorum. Çocukluğum geçti benim Ankara'da. Gerçekten evet. güzel bir şehirdir. Bu arada sizinle de yeni tanışıyoruz evet. biz. Ama çok sevdiğim bir çok sanatçısınız. O yüzden çok mutlu oluyorum çok bugün sizi ederim. Burada ağırlamaktan dolayı. Ama siz Kanal 7 izleyiciler için yeni bir sima değilsiniz zaten. Kanal 7'de daha önce program yapmıştınız değil mi? Evet, hem de bu stüdyoda yapmıştım. Şöyle tribünler vardı burada. Hı-hı. Arada böyle bir yürüme yolu yapmıştık seyircilerin içine. Şöyle merdivenle aşağı iniyorduk falan. Hatırlıyorum, Anadolu'dan geldik programını yapmıştık burada. Çok güzeldi, çok izlenen bir program yapmıştık. Yine projeler var mı program için? Projelerim var. Çocuk programı düşünüyorum ben. Aa, çok güzel. Evet, Barış Manço'dan sonra, çünkü çocuklara yönelik bir program yapılmadı. Show programı, bazı show programı işte sohbetleri oluyor benimle ama yeterince show programı yaptım ve Türkiye'de show programcılığı biraz tıkandı gibi. Hep aynı şeylerin tekrarı işte. Evet. Kişiler değişiyor, konular aynı. İşte çocuklar heyecanlandırıyor beni. Temiz Hı-hı. bir dünya. Şimdi zaten çocuklar deyince aklıma geldi. Şimdi siz tek albümle değil, üç albümle geldiniz. Ya evet. Bu arada Sümer Ezgi ve Süper Çocuklar evet. Albümünüz var. Şimdi burada çok güzel bir konuya aslında temas. Çocuklar türkülerimizi bilmiyor ya. Evet. Hani Justin Bieber dinliyorlar, işte Rihanna dinliyorlar falan. Tamam, onları da dinlesinler canım, ben karşı değilim Tabii. ama türkülerimizi de bilsinler. Önce kendi kültürümüz. Siz burada çok doğru, güzel bir hareket yapmışsınız. Yani çocuklarla bir albüm düşünmek nereden aklınıza geldi? Çünkü bu Ozan, bu fikir babası Ozan oldu. Kerata. Oğlum Ozan, evet. Hangisi bu? Evet, o davulcu benim oğlum. Görebiliyor muyuz yönetmenim? Ozan'ı görebiliyor muyuz? Evet, göstereyim, şurada Ozan burada. Belki şimdi izliyordur ekranda Ozan'a da. Ozan'a da sevgiler bu arada. Aha. Ben evden çıkarken uyuyordu. Ha, canım ya. Şimdi Ozan, o zaman Justin Bieber, Hannah Montana dinliyordu. Şimdi kızıyor. Baba, artık onları dinlemiyorum. Başka yenileri var diyor. Onları dinliyorum diyor. Yaşamında türkülerin olması gerektiğini düşündüm. Benim oğlumda bile böyle bir eksik varsa bu ülkede bir terslik olması lazım. Gittim müzik öğretmenleriyle konuştum. Ezgi Hoca bir grup kurdu. Hı hı. Ve grubun adını da çocuklar kendileri Süper Çocuklar olarak ha, çok güzel. Koydular. Yani Sümer Ezgi ve Süper Çocuklar diye bir grubumuz oldu. Okul şarkılarında türküler var ama okul şarkısı olarak da pek hoşlarına gitmiyor. Sahnede izledikleri, hı hı. kliplerde izledikleri gibi olsun istiyorlar. O zaman biz de onların istediği gibi rock altyapı yaptık. Ondan sonra üzerine işte bağlama, zurna, cura, hı hı. tin tin tinimin hanım, horozumu kaçırdılar. Oo, çok iyi. Hoppa şina şinanay, bilmem leblebi koydum tasa gibi tekerlemesi olan türküleri çocuklarla birlikte okuduk. Düetler yaptık, ben onlara vokal yaptım. Onlar bana... Sonra İstanbul'a bir takım böyle güzel programlara getirdim. Çocuklar çok mutlu oldular.
Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara tavsiyesi oldu bu çalışma. Güzel bir iş çıktı, güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Şimdi mesela ben bağlamanın sesini duyduğumda ya da davul duyduğumda, hani bizim kendi ezgilerimizin enstrümanlarını duyduğumda böyle içim kıpır kıpır olur. Aha. Ben de dinliyorum yabancı müzik ya da pop. Hani onları da reddetmiyorum. Onlar da belki tabii ki bizim belki yaş grubumuzun bir parçası olabilir ama kendi enstrümanlarımız farklı. O farklı bir his yaratıyor. O yüzden çocuklara bunları sevdirerek ve söyleterek bence çok önemli bir iş yapmışsınız. Evet, dünya insanı olacak bu çocuklar. Yani dünyada kendilerini bu ülkenin çocuğu olarak, genç olarak nasıl ifade edecekler? Geçenlerde mezuniyet günü vardı. Ozan'ın okulunda bütün sınıflar gösteri yaptılar. Hem oyun oynadılar, danslar yapıldı hem de müzikler söylendi. İnanır mısınız? Bir tane Türkçe şarkı yoktu. Hmm. Bırakın türküyü, bir tane Türkçe şarkı yoktu ve orada ben dedim ki bu çocuklar dedim dünyada kendini nasıl ifade edecekler dedim. Bu memleketin çocukları olarak dedim. Bu eğitimde bir yanlışlık var dedim. Biz Eurovizyon'da bile kendi ezgilerimizi kullandığımız zaman birinci olduk. Doğru, doğru. Yani etnik yapı çok önemli. Yani biz Anadolu topraklarında dünyada çok farklı da bir rengiz. Bunu varsaymalıyız. Kesinlikle. Siz tabii çok uzun yıllardır halk müziğine emek veriyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. Ayrıca tabii dikkat ediyorsunuzdur buna. Evet. Peki Ankara ezgileriyle ilgili bir albüm yapmak nereden geldi aklınıza? Çünkü 20 sene Ankara'da yaşadım. O Ankara türkülerini çok iyi biliyorum. Televizyon programcılığımdan oldu. 15 sene TRT'de geçti zaten. Ankara'nın o ustalarıyla da birlikte biz TRT'de, Ankara Radyosu'nda çalıştık. Rıfat Balaban'la, Burhan Gökalp'le. Ankara kulübünü ben çok konu kaldım. Onlarla çok meşk yaptık. Son dönemde biraz böyle pornografik bir Ankara havası algısı oldu. Evet, o nedir sizce? Hani Ankara havası adı altında hani olmadığını biz biliyoruz da. Ya şimdi işin aslında altında yatan nedir? Ekmeğimizi kazanıyoruz diyorlar. Yani ama ekmek parasının da bir... Adabı olmalı değil mi? Ankaralılar muzdarip bu işten. Evet. Evet, bu işten muzdaripler. Çünkü belki gençler bu işleri böyle öğrenmeye başladılar. Bir bilgi aktarımına ihtiyaç var diye düşündüm. Bizim toplumumuzda böyle bir sorun var. Her gelen nesil yeni bir şeyle doğuyor ve eskinin yok olduğunu düşünüyor. Oysa dünyada böyle yerleşmiş kültürlerde, işte şehirlerde bir bilgi aktarımı olur. Mesela eski evleri yıkmazlar, yani onları yaşatırlar, restore ederler. Eski kültürü yaşatırlar. Yeni nesillerle bütünleştirerek devam eder o. Ben de Ankara türkülerini, gerçek Ankara türkülerini bir albümde topladım. Hakiki Ankara havaları olarak. Bilgi aktarımı gerektiğini düşünerek yaptım bunu. Eğlenceli türküler. Çünkü Ankara havaları deyince çok eğlenceli. Çok eğlenceli bir algı var. Aslında ağıtları da var, zeybekleri de vardır, sevmenin oyunlarıdır. Hı hı. Ama son dönemdeki bu eğlence mantığından dolayı biz de Ankara Türklerinin eğlencelerini seçtik, hareketleri. O Hüdayi'de biraz önce okuduğumuz, hı hı, işte misket gibi, atım araptır benim, dalları bastı zaten biraz. Dinleyeceğiz şimdi. Böyle eğlenceli türküleri bir araya getirdik. Aslında çok da güzel Yol, hı hı, CD'si oldu. Ben evet, tavsiye ediyorum. Mesela tam tatil dönemi başladı. Yollarda, çünkü bayramla alanlardan... Yakın. Evet, alanlardan ben o tepkiyi alıyorum. Sümer Bey yol diyor, bitti diyor ya, çok iyi geçti çok diyor. İyi. İnanır mısınız, ben kendi yaptığım albümleri de bir süre sonra kapatıyorum. Artık benim için yapılmış bir albüm ve yeniye doğru devam ediyorum. Dinlemeye doyamıyorum bu albümü, güzel olmuş. Siz yenileri hazırlarken biz tabii eskileri dinlemeye doyamıyoruz. Yani onu söyleyecektim ben de. Demek ki size de aynı etkiyi yaratmış. Hani evet, insan bazen şey yapar ya, yemek yaparken artık o yemekten soğursunuz, yemek istemezsiniz. Aha, evet. Onun gibi oluyor mu diyecektim. Tabii yani, çünkü benim için çok uğraşılmış ve çalışılmış bir ürün. Artık yeni çalışmalara yönelmek istiyor insan. Bu üç albüm de aynı zamanda mı çıktı? Ya bir yıl içinde çıkardım bunları. Bu da aslında olacak bir iş değil yani. Biz normalde 2-3 evet, yılda bir albüm yapıyoruz. Albüm ama bile yapmıyorlar artık, single yapıyorlar. Aha. Hatta onu da 10 kişi bir arada yapıyorlar değil mi? Ya ben onu beceremiyorum bir türlü. Eser sayısını da düşürmekte zorlanıyorum. Şu albüme de şöyle uzanayım da. Bu da... Burada remix sanki remix, değil mi? Evet. Elektro Türkü House. Evet, elektronik müzikle birleştirdim. Dünyada elektronik müzik çok şey şimdi, etkili. Stadyumları dolduruyorlar yani dünyanın her yerinden. Dün bana işte kızım bir şey izletti, video izletti, hı hı, YouTube'dan. Belçika'da yapılmış bir etkinlik. Stadyum dolusu insan, yani çılgınlar gibi elektronik müzik dinliyor. Dünyanın her yerinden gelmişler. Evet, festivaller. Evet. Türkiye'ye gelen yabancılar da yani bu işte kulüplerde, eğlence yerlerinde hep yabancı. Bize ait müzik pek bulunamıyor.
eğlence bir dans müziği. Biliyor musunuz, altyapı olarak sample olarak kullanıyorlar. Yani türkülerden ya da işte Türk ezgilerinden kesiyorlar. Evet. Remix yapıyorlar. Evet. Ve genelde bunu mesela Balkan ezgisi olarak, hani Balkan olarak kullanıyorlar. Evet. Ama genelde işte bizim hem Anadolu hem Balkan, tamam. Evet. Başkaları yapıyor bunu, yabancılar evet. yapıyor, yabancı DJ'ler yapıyor. Evet. Biz, bence bu konuda da vallahi harika aha, işler yapmışsınız Sümer Bey. İşte Martin Garrix, David Guetta gibi bu hı-hı. elektronik müzikte dünyada çok dinlenen şeyler var, müzisyenler var. Onların yaptığı müziklerle bizim türküleri birleştirdik. Ama burada şeye dikkat ettim, yani türkülerin sözlerinin ve melodisinin bozulmamasına dikkat ettim. Gelen turistler işte bizim ezgilerle de eğlensinler diye düşündüm. Bir köprü olsun diye düşündüm. Gençler, belki türkülere uzak olan gençler için de bir köprü olabilir. Hani arabalarda hep böyle ya baba kapat şu müziği artık falan derler ya. Şimdi mesela benim arkadaşlarım var, çocuklarıyla o şeyler bir barış olmuş. Aa güzel. Evet, çocuklar, gençler o alt ritimlerden çok hoşlanıyorlar. Bu arada türküler de dinliyorlar. Bir yaklaşım olmuş yani. Bu güzel bir şey diye düşünüyorum ben. Çok iyi. Bence de güzel. Ama tabii böyle türküleri anlatmakla olmaz. Biraz dinlesek mi acaba? Tamam. Ne yapsak, dinleyelim mi? Tamam, hadi o hakiki Ankara havalarından o zaman, değil mi? Atım Arap'tır benim, okuyayım. Hadi o zaman. Tamam. Biraz bir türkü dur orada. Mikrofonu vereyim size. Hı hı. Harikasınız. Emine'ye söylemiş bu türkü, Emine'sine. Öyle. Emişim gümüşüm derken Emine. Emine'ye gitmiş türkü. Şimdi halk müziğinde siz bir de halk oyunları eğitmenliği de yapmışsınız eskiden, değil mi? Evet, ben halk oyunlarında ortaokuldan beri hep iç içeyim. Aslında türkülerle oyunlarda birbirinden ayrılmaz bir bütün. İşte bu piyasada gördüğünüz yöreleri,
Anadolu yörelerini aşağı yukarı hep oynayarak geldik. İşte hı hı. uluslararası festivallere katıldık. Türkiye'de dernek çalışmalarım oldu, okul çalışmalarım oldu. Hoş bir ortamdır aslında. Hem eğlenceli hem evet. de kendi kültürünüzü öğreniyorsunuz. Bir de o öğrencilik dönemimizde mesela paramızla gezemeyeceğimiz birçok ülkeyi gördük, gezdik. Güzel sosyal ortamlardı. Evet evet ben hep öneriyorum. Biliriz böyle halk oyunları oynayanlar bir yerlere giderler. Bazı derslerden hem muaf olurlardı hem de çok gezerlerdi. evet. Güzel olurdu. Peki halk oyunlarıyla ilgili başka projeniz var mı bu ara? Şimdi şey oluyor. Geçen gün Ankara'da bir dans yarışması vardı. Modern danslar ve halk oyunları konusunda. Ben de oraya jüri olarak gitmiştim. Bu Anadolu'dan geldik. Burada da yaptığım programın ismi de Anadolu'dan geldikti. Evet. Anadolu'dan geldik türkümü şimdi çok fazla bu halk oyunları finallerinde kullanıyorlar. Hı hı. Mesela önümüzdeki günlerde Bursa'da olacak öyle. Dünyadan çeşitli şeyler geliyor, dansçılar geliyor. Uluslararası bir halk oyunları festivali. Onun finalinde yapacaklar. Gene benden böyle bir şey istediler. 400 tane dansçı sahnede. Ve dünya dansçıları bunlar. Anadolu'dan geldi hep birlikte işte okuyacağız güzel. Ve dans edecekler. Yani halk oyunları camiası beni bırakmıyor. Ben de çok seviyorum zaten. Böyle birliktelik devam ediyor. Güzel bir şey. Hani bir şekilde yola çıktığınız insanlarla tekrar devam etmek. Şimdi şunu merak ediyorum. Albümlerinizden de bahsettik de. Röportajınızda hedefin insanları birleştirmek olduğunu söylemişsiniz. Evet. Acaba hedefinize ulaşmak için nasıl bir yol çiziyorsunuz? Albümleri zaten görüyoruz da. Evet, aslında müziğin varlık nedeni bir yerde de o. Bizi dinleyen herkes, bizi izleyen işte konserlerimizde olsun, televizyonlarda olsun izleyen herkes aslında tek bir duyguda birleşiyor. Yani farklı siyasi görüşlerde, farklı dinsel eğilimlerde olabilir ama her şey unutuluyor. Ve müzik hep birlikte, evrensel. Evet, tempo tutuyorlar, aynı noktada birleşiyorlar. Hep birlikte eğleniyorlar ya da hep birlikte türküler söylüyorlar, şarkılar söylüyorlar. Bu farkında olarak ya da olmayarak zaten insanların birleşimi anlamına geliyor. Bir de bu savaşlar beni çok etkiliyor. Gene burada yaptığım Anadolu'dan Geldik programında Irak Savaşı'nın çıktığı dönemdi. Ve Irak olsun, ölüm bize Irak olsun, yetti canlar gayrı bu son durak olsun, savaşlara neden gerek olsun diye bir bestem olmuştu. Ve ilk kez bu stüdyoda okumuştum onu. Yani savaşsız, barış içinde bir dünya hep özlemimiz bizim. Bizim dışımızdaki insanların, canlıların, doğanın da olduğunu fark etmemiz ve hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Bütün müzisyenlerin bence bir misyonudur bu. Benim de misyonum bu. Öyle bir özlemimiz var aslında. Var, evet, dediğiniz evet. gibi Orta Doğu yine karışık evet, maalesef. Evet, yani Filistin'de öldürülen çocukların acısını hiç unutamıyorum ben. 500 tane çocuk ölmüştü. Onun üzerine Sevgi Bitti diye bir beste yapmıştım. Özellikle çocuklara karşı hassasiyetimiz daha da fazla tabii ki. Evet, evet. Yani bu konuda mesela Avustralyalı aborjin müzisyenlerle ben müzik yapıyorum. Aa nasıl? Evet. Nasıl yolunuz kesişti onlarla? Şöyle oldu. Dünyanın öbür ucu. Evet. Türklerin Avustralya'ya gidişinin 40. yılıydı. Melbourne'de ve Sydney'de geçen sene verdim. Kutlamaları vardı değil mi onların? Evet. Çanakkale'de 40. yıl kutlamaları. 40. yıl daha önce oldu ama Çanakkale'de her sene oluyor biliyorsunuz. Evet. Ben de hep şunu söylüyorum. Biz geçmişte savaştık ama bugün müzik yapalım diyorum ve oraya giderken bir aborjin bulun bana dedim. Çünkü Avustralyalıların şeydir, simgesidir böyle boyalı evet. falan yerli. Avustralya yerlileri. Ya bir aborjinle sahnede doğaçlama müzikler yaptık. Aa, çok biz. Güzel. O çok hoş olmuştu. Ya da Alman rock grubuyla türküleri Türkçe Almanca okuyoruz, caz yapıyoruz. İşte bir Rus grubuyla yaptım. Bunların tümü aslında dünyada barışa hizmet eden. Yani yukarıdan baktığınız zaman sınırlar yok aslında. Her insan aynı. Evet. Herkes aynı. Renkleri ne olursa olsun herkes aynı. Bizler çiziyoruz sınırları ve kavga ediyoruz. Hı hı. Maalesef dinsel kavgalar yapıyoruz işte. Maalesef etnik kavgalar yapıyoruz. Sanatın vasfı da, görevi de hep böyle ışıldamak. Evet. Güzel şeylerle insanları birleştirmek. Şimdi öyle bir ışıldadınız ki Sümer Bey. Çünkü bizim telefonlarımız şimdi haberini aldım kilitlenmiş. İlk girişte Hüdayda'yı söylemiştik ya. Evet. Bir daha mı söylesek acaba? Vallahi söyleriz. Olur mu? Niye olmasın? Tamam. Tamam o zaman. Hay Allah. Seyircilerimiz onu, birleşti en azından onu öyle söyleyelim. Mi? Ya evet. Onun klibi hoş oldu. Ankara'da çektik, hamam önünde çektik. O klibin başında da gösterebilirlerse mutlu olurum. Klibin başını görebilir miyiz? Müzik
Devam ediyor. Biz Sümer Bey'le sohbetimize devam ediyorduk da az önceki klipten biraz bahsetmek istiyorum. O klip çok özel, çok da kalabalık bir ortamda çekilmiş. Ankara'da. Hikayesi ne? Şimdi Ankara Havaları'nın klibinin İstanbul'da çekilmesi ya da başka çok bir yerde çekilmesi. Çok yanlış oldu. Belki burada daha kolay, daha az masraflı falan, daha kısa sürede çekilebilirdi ama bunun Ankara'da çekilmesi gerekiyordu ve de hamam önünde çektik Ankara'nın tam. Çok güzel. O Ankara kültürünün, yani eski Ankara'nın olduğu, kalenin olduğu hamam önünde çekildi. Altında zaten çok restore edilen, güzel restore edilen bir bölge oldu. O sokaklarıyla birlikte. Folklorik zaten motifleri de görebiliyoruz. Hani zeybekler evet. Orada giyiniyor, işte bir yandan hazırlanıyorlar falan. Hani görebildiğim evet, kadarıyla. Evet, bu bir halk klibi oldu. Gerçekten tam bir halk klibi oldu. Ankara Kulübü tam destek verdi. Bir de benim için güzel olan Rıfat Balaban. Ki burada albümde iki tane türküsü var. Su gelir güldür güldür ve dalları bastı kiraz. Ben 15 sene Rıfat abiyle Ankara Radyosu'nda çalıştım. Ki onun oğlu Arif Balaban, o da gene saz sanatçısıdır. Onlar da klipte yer aldı ve güzel de bir anı oldu bu. Ama Ankara Kulübü her yerde oynamaz. Seymenler aslında mesela Atatürk'ü karşılarken Dikmen sırtlarında hep Atatürk'ü karşıladı derler ya. Evet. Yani Seymen alayı aslında onay verdikleri olay için kurulur. Ve devlet protokolünde yeri vardır Ankara Kulübü'nün. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve sivil halkı temsilen de Seymen Kulübü, Ankara Kulübü yer alır. Dolayısıyla Ankara Kulübü'nün bizim klipte yer alması, destek vermesi. O da ayrı bir onur olmuş evet, değil mi? Gerçekten büyük güç oldu bizim için. Ve yaptığımız işin doğru olduğu yönde de cesaretlendirdi. Şimdi hep Ankara'dan bahsettik de siz Antalya'da yaşıyormuşsunuz değil mi? Ya evet, 3 yıl oldu Antalya'ya yerleştik. Ankara'dan sonra İstanbul'a geldim. 15 sene geçivermiş İstanbul'da. Sonra bu trafik falan beni biraz bunalttı. Antalya'ya yerleştik. Mutlusunuz. Mutluyuz. Zaten trafikte geçen o zamanı galiba daha böyle
albümlere. Öyle olunca tabii işte 3 tane albüm çıkıyor. Ya, üç şimdi tane süper çocuklar albüm. Özellikle çok ayrı bir çalışma. Sizin çocuklara hassasiyetiniz de çok hoş. Şimdi siz program da yapacaksınız belki çocuklarla. Düşünüyorum evet. Ya, o çok güzel bir proje bu arada. Hani bir de herkes çocuklarla program yapamaz. Çok iyi diyalog olması gerekir. Evet. Sizde o var bence. Aa, çok güzel olur diye tahmin ediyorum. Ve ben sizi hani bir programcı olarak stüdyoda görmek istiyorum. Aha. O açıdan da hani çok başarılısınız ya, bir çünkü. Bir süredir yapmıyorum aslında. Özledim de ve bunu hep açıklamaktan da yoruldum. Yani birçok yerde niye program yapmıyorum? Çünkü geçmişte hep haftada bir şekilde beni ekranda görüyorlardı. Aslında gene ekrana çıkıyorum ama sizinle randevulaşmak lazım diyorum. Çünkü çok fazla ekran var. Evet, artık çok var. Evet, ama televizyon programcılığı çocuk programı açısından ilgimi çekiyor. Çocuklar beni heyecanlandırıyor. Dosyam da hazır, proje de hazır. İçi dolu. Yani çocukları daha çok böyle yarışmalar ve çizgi filmlere hapsettik galiba. Ve oyunlara maalesef, evet. Bilgisayar oyunlarına. Evet. Yani ne kadar zararlı olduğunu sürekli uzmanlar söylüyor. Evet. Ama işte biraz o dünyadan, sanal dünyadan çıkarıp gerçek dünyaya adapte etmek lazım. Hani. Yani onların üretkenliğini de sergileyebilecekleri ve içi dolu programlara ihtiyaç var. Her şeyi hazır vermemek lazım. Biraz uğraşmalarını sağlamak lazım diye düşünüyorum ben ama. Evet. Siz bu projenin ikincisini de düşünüyorsunuz galiba, değil evet, mi? Evet, bu Süper albümün çocukları. İkincisini de düşünüyorum. Çünkü bu albüm anaokulu ve ilkokul çocukları için yapılmış. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda tavsiye ettiği bir albüm. Şimdi çok güzel şeyler oluyor. Mesela belediyeler bunlardan topluca çoğaltıp kendi logolarında basıyorlar ve okullara şey yapıyor, dağıtıyorlar. Bu benim yaptığım çalışmanın ulaşması açısından, çok çocuklara güzel. Evlere ulaşması açısından çok hoş. Okullar toplu alıyorlar. Ben gidiyorum çocuklara imzalıyorum. Geçen Antalya'da Fatih İlkokulu 400 tane almış. Gittim imzaladım. Ay harika. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. İnteraktif müzik dersi veriyorum ben. Ha çok evet. İyi. AKM'ye topladılar. Onlara bir Anadolu ritimleri yaptık. Onları türkülere bağladık. Birlikte bu albümü okuduk falan. Yani çocuklar için belki bir yıl içinde müzik derslerinde alamayacaklarını biz orada yaşatıyoruz. Ben bunları duyduğuma çok sevindim gerçekten. Ama sizi bir şarkı daha dinlemeden göndermek istemiyorum hazır bulmuşken. Peki. Ne dinleyeceğiz? Peki Zehra Bilir ablamızın rahmetli türkü anaydı. Okuduğu hep dilimize, gönlümüze işleyen bir türkü var. Kalenin Bayırdüsü. Ah, onu çok okuyayım. Güzel. O başın aşın anay, işin anay, inay. Keleşim eşin anay, işin anay, inay. O başın aşın anay, işin anay, inay. Keleşim eşin anay, işin anay, inay. Düşte gel, nişanına küste gel. O başın aşın anay, işin anay, inay. Keleşim eşin anay, işin anay, inay. O başın aşın anay, işin anay, inay. Keleşim eşin anay, işin anay, inay. Ellerin sözüyle yamaçtan köşeden
kapıdan bacadan düşte gel, nişanına küste gel. Topaşına şınanay şınanay nay, keleşime şınanay şınanay nay. Topaşına şınanay şınanay nay, keleşime şınanay şınanay nay. Yamaçtan köşeden, yamaçtan köşeden, kapıdan bacadan düşte gel, nişanına küste gel. Topaşına şınanay şınanay nay, keleşime şınanay şınanay nay. 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 Efendim çok teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere sizi yine stüdyomuzda görmek isteriz. Bu sefer çocukları da alın gelin istiyoruz. Ya çok hoş olur. Aslında zaman zaman getirmiştim ama Antalya'dalar. Getiririm tabii ya, çok hoş olur. Çocukları da alın gelin, evet. Hem süper çocukları. Belki evet. De onlarla birlikte şey yaparız, seni burada bir şekilde ele alırız. Evet. Güzel olur. İkinci albümü köy çocuklarıyla yapacağım. Belki aa, onları çok getiririm. Güzel, çok evet. Güzel onların olur. Temiz ve güzel kalbiyle onları getiririm belki. Bekleriz. Ben hem sizi tanıdığıma çok ben sevindim çok hem oldum. De burada olmanıza çok mutlu oldum. Teşekkür tekrar ederim. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız. Değerli izleyiciler, biz bize devam ediyor. Şimdi bir şarkı da ben mi söyleyeyim acaba? Yok, o işkenceyi yapmayayım size. O izleyeti yapmayayım ama bunun yerine daha faydalı bilgiler için birini davet edeceğim stüdyoma. Yardımcı doçent doktor Hakan Güveli. Efendim... Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Türkülerden sonra, mesajlardan sonra daha iyi olduk. Umarım biz de tempoyu şöyle daha da yükseltelim. Yükselteceğiz çünkü. En azından düşürmeyelim. Ben biliyorum ki bazı seyircilerimizin sıkıntıları olabiliyor oruçla ilgili. Evet. Biz mutfağımıza geçelim. Buyurun, sizi şöyle mutfağımıza tamam. Davet edelim. Şimdi insanın gastroenterolog olması iyi bir şey. Şimdi ben mutfağa söyleyeceğim geçelim işte. Deyince hiç yabancılık olmuyor. Gastroenteroloji ve fitoterapi uzmanı. Bir kere de söyleyen var mı titrinizi? Gastroenteroloji ve fitoterapi uzmanı Hakan. Yardımcı doçent doktor Hakan Güveli. Çok uzun bir titriniz var. Spiker katleden titrilerden. Evet. Ama tabii kolay gelinmiyor buralara. Tabii daha üstüne bir takım daha şeyler var da onları kısalttık sizin için. Güzel. Umarım keyifli şeyler olabilir. Bugün kabızlık konusunda güzel mesajlar vermek istiyorum. Evet, birçok insanın sıkıntısı. Hazımsızlık var. Hazımsızlıkla ilgili bir tarif vereceğiz. Bu çaylara birazdan geleyim isterseniz. Bir yandan ben... konuşuruz. Öyle mi? Tabii, tamam. Tabii. Önce ben yani neden bağırsak ikinci beyin? Yani bugünlerde bu son 1-2 yıldır moda oldu ama biz son 10 yıldır savunuyorduk. Evet. Gerçekten bakıyorsunuz artık bizler daha fazla sezeryan doğuyor olduk. Daha fazla antibiyotik kullanıyor olduk. Teknoloji daha ilerledi. Sezeryan doğumun etkisi olur mu buna? Tabii ki. Yani anne kanalından alacağınız mikropları gayet iyi yutup alamazsınız. Bağırsaklarınızda farklı bakterilerin yerleşmesi olabilir. Dolayısıyla biz sindirim sistemimizin iyi olması ya da vücuda açılan hastalık kapıları, bugünlerde kendimi yorgun hissediyorum ya da hep bir başım ağrıyor, hep bir geniz akıntım var, kaslarım ağrıdan bitmek bilmiyor. Acaba bunların giriş kapısı vücuda nerede? Hı hı. Yani biz birçok bağışıklık sistemi hastalığı, romatizmal hastalıklar konuşuyoruz ama evet. Bunların bir yerden vücuda bir bakteri ya da virüs olarak girenlerin dışında çoğunluğu evet bağırsaklardan girer diye bir düşünce var. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız burada? En ideal bağırsağa nasıl sahip olmalıyız? En doğalı nasıl yakalamalıyız? Bunun da aslında ipuçlarını böyle çok uzaklarda aramamak lazım. Çünkü her şey bilim. Hı hı. Ben de düşündüm. Gastroenterolog olduktan sonra hem dahiliye hem gastroenteroloji uzmanlığı. Yahu bir yerde yanlış yapıyoruz. Herkese aynı kabızlık ilacı verilmez. Herkese aynı gaz ilacı verilmez. O zaman nerede? Bitkiler ve beslenmede olay çıktı. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarına baktığınızda da gerçekten bu insanların hareketli olduğu. Doğal gerçekten mevsimin meyve ve sebzelerini bölge neresi olursa olsun, isterse Güney Amerika olsun, isterse Asya tarafı olsun, isterse Akdeniz insanı olsun. Yani Akdeniz tipi beslenme, Akdeniz tipi yiyip içme denen bir şey var. Peki o zaman biz bunlarla bağırsaklarda neyi sağlayacağız? Bağırsaklarda şöyle bir koluma girerseniz aramızdan kimse geçmesin diyeceğiz. Aramızdan su sızdırmayacağız. Aynen güzel. Öyle. Vücuda bu su sızması mikro düzeyde oluyor. Düşünsenize bağırsakları şöyle açtığınızda milimetrenin 1/100.000'de biri alan. Bunları düzleştirirseniz 500 metrekare bir alan.
Damlada trilyon bakteri. O zaman ben burayı kuvvetlendirmem lazım. Burayı kuvvetlendirdiğimde, doğal beslediğimde vücuda birçok hastalık sinyali, beyinle olan bağlantısını ben keseceğim. Şimdi basit birkaç tane örnek vereyim. Evet. Ekmek. Benim rafımda odada hastalarıma göstermek için değirmenden hiç üşenmedim. İlk kez saçaklı bir tane tam buğday çektirdim. Hani biz tam buğday diye ekmek yiyoruz değil mi? Bize yutturuyorlar. Değil mi onlar tam buğday ekmeği değil mi? İçinde emülgatör, kıvamlaştırma, enzim, tatlandırma, kabartma bir sürü şeyleri var. Ha o zaman biz ne yapacağız? Tabii ki bunu satarsak tadını beğenmeyecekler, daha pahalı olacak. Bir dakika. Biz insanlara daha pahalı diye onların hastalıklarıyla oynama lüksümüz yok. Bugün rafinerize katkılı, raf ömrü uzun olan hiçbir şeyi almayın. Bugünün mesajlarından bir tanesi bu olsun. Raf ömrü kısa olan. Nereden bulacaksınız? Yani bugün kendinizin evde çökelek yapması, kefir yapması, probiyotik yapması, doğal turşularınızı kurması, sebze meyvelerinizi alması, bunlarla yemek yapması çok mu zor? Değil. Bugün gidin, ben Karadenizliyim, Karadeniz insanına. Bizim orada çok sebze meyve yetişmez. Maalesef hani bir Ege gibi değildir. Ne yaparlar ama biliyor musunuz? Şimdi bezelye mevsimi, fasulye gelecek. Herkesin evinde bir dip friz vardır. Bahçeden kendileri topladıklarını gömerler, 3 ay boyunca yersiniz. Biz ne yapıyoruz? Hep bunların katkılarını yiyoruz. Yani biz iyi bir bağırsaktan ondan sonra iyi bir bağırsak hareketine de geçeceğiz. Ama bugün ben hani bu girişten sonra kabızlık mesajları da vermek istiyorum. Evet, o sıkıntıyı çeken, kabızlık sıkıntısı çeken izleyicilerimiz için en azından birkaç çay tarifimiz var burada. Tamam, çaylara geçelim. Ondan sonra nasıl bir beslenme gerektiği. Şimdi bakın, evet. Kabızlıkta ne olur? Buradaki en önemli olay, sizin birden fazla sisteminizde bozukluk olabilir. Bağırsak 7 metre, belki de gerçekten ilerlemede kas ve sinirlerde bozukluk vardır. Ya da çok önemli tanı ve tedavide gidiyordur da çıkımında bir problem vardır. Siz orada kas iskelet hastalığı, vajinal doğum geçirme, trafik kazası, düşme, birçok şey olabilir. Bir genişleme vardır, bir uzunluk vardır, kullanılan bir ilaç vardır, yediğiniz bir şey baskılıyordur. Yani biz burada kabızlıktan bahsederken çaylara geçeceğiz ama bunun çok önemli birçok yere ait olabilir. Evet, insanlar ve en önemli şeylerden bir tanesi de maalesef ne iyi ki bir kere tehlikeli şeyler çok az. %3 ve daha altında gözüküyor. Uzun bir bağırsaktan, genişlemiş bir bağırsaktan, kas iskelet bozukluğundan. Gerçekten düşünsenize kakanız geliyor ve yapamıyorsunuz. Yani bunu yaşayanlar bilir, o kadar zordur ki. Ha o zaman biz ne yapıyoruz burada? Modern tedavi yöntemleriyle bir takım şeyler yapıyoruz. Bunlar her zaman mutfağınızda bulunacak. Bir tanesi hem hazımsızlık, kabızlıkla alakalı, bir tanesi de acil kabızlık çayı. Şimdi bakın. Bir tanesi hemen tuvalete gönderiyor. Acil olan. Çünkü biz bağırsağı sürekli uyaran bir şey istemiyoruz. Mesela sinameke bunların başında geliyor. Sinamekenin yanında biz nane veriyoruz. Keten tohumunda lif uyarıcı, papatya, tarçın, rezene. Şimdi bana çok sorulan bir şey var. Ya herkes bunları anlatıyor. Hayır. Bakın bitkide bu işin bilimini yapmışsa Yağız Türkiye'de. Biz de boş yere, ben 7 yıl eczacılıkta okumadım. Bir sürü çalışma var. Japonya'da. Özellikle Japonya çok gelişmiş olduğu için diyorum. Keten tohumunun, papatyanın, tarçının hangi yollarla bağırsağı, birisi uyarma, birisi hareketi sağlama, birisi beyne giden o sinirsel kimyasal maddeleri azaltma. Yani buna biz kanıta dayalı tıp diyoruz. Evet bitkide bunlar biraz daha az ama bunların birleştirilmesi şart. Bunu sinamekeli formülü günde mutlaka 2 kez yapıyorsunuz. Artık defalarca ne olur bunu söylemeye gerek yok. 90 derecede 6-8 dakika kapalı bir ortamda. Çünkü biz uçucu yağlarında kaybolmasını istemiyoruz. Yarım saati de geçmeyen şekilde 70 derecede tüketmenizi öneriyoruz. Yani içine atıp mı kaynatıyoruz yoksa demliyor muyuz? Şimdi bir tanesini isterseniz birlikte yapalım. Orada bir suyumuz olmalıydı bizim. Şöyle aldım ben. Genelde 1,5-2 gramdır. Yani biz %2'lik ve 4'lük formülü bozmuyoruz. Hatta ben bunların suyunu sonra ne yaptığımı söyleyeyim mi size? Mesela naneyi İBS hastalarında karın masajı olarak yaptırırım soğunu. Çok iyi. Papatya, özellikle ada çayı ve ılımuru. Spastik kolit, yani irritable bağırsak sendromu. Bitki çaylarıyla gargara yaptırırız. O da çok önemli. Tarçın her zaman için tatlandırmada da mükemmel.
Tarçın benim evimde hep bulunur mesela. Her şey. Hep. Ben kompost hoşaf yapalım diyorum. Mesela meyve sularınızı eve sokmayın. Doğalmış, %100 doğalmış. Olur, raf ömrü 4 ay duracak da %100 doğal olacak. %100 doğal nasıl olacak o iş? Yani mümkün değil. İsterseniz su koyalım. Tamam. 200-250 cc yani büyük bir bardak ya da kupada 1,5-2 gram nasıl tutturacağım diyorlar. Yahu her tarafta 30-40 liraya hassas terazi satılıyor. O kadar yeterli olacaktır. Tamam. Onunla... Bir fincan kadar oldu bu. Değil mi? Evet evet, bir kişilik. Bizim fincanımızla bir fincan. Peki Ramazan'da kabızlık artar mı? Şimdi Ramazan'da baktığınızda yani 7 saatlik bir sürede insanlar her şeyi yemeli. Onun dışında uzun saatler boyunca hiç dışarı, yani hiçbir şey tüketemeyecekler. Tabii ki siz vücudunuza az bir sıvı aldığınızda artacaktır. Nedeni şu. Ben her zaman şunu diyorum. Biz bağırsakta iyi bir kar topu yapacağız ve yuvarlayacağız. Yani ne demek? Ben bunu böyle yuvarlamam için bunun hem suyu hem lifi her şeyi bol olmalı. Yani ne olmalı? Siz buzlu bir havada, sulu bir karda kardan adam yapamazsınız. Buz yağarken de yapamazsınız. Şimdi ben yeteri miktarda lif alırsam, yeteri miktarda sıvıyı yayarak alamazsam o lif de biraz taşlaşma etkisi yapacaktır, kabızlık artacaktır. Dolayısıyla Ramazan'da bir kere tutmaması gereken hastalara bunu zorlayın da tutun demek yanlış. Benim sadece Ramazan ayında son 15 günde en az 20 tane hastam diyabet olduğu halde tutmak istiyor, kalp hastası olduğu halde tutmak istiyor. Hayır, bunun borcunu ödeyin diyorum ben de. Evet. Bu çok önemli. Lifi 20 gram almaya çalışın iftardan sahura kadar. Lif mesela, lif diyoruz ama mesela nedir? Özelliklerde tam buğdaylarda, esmerlerde, koyu yeşil yapraklarda haşlanmış havuçtan tutun da gene açık ve koyu yeşillerde, meyvelerde özellikle arada da ben çok seviyorum Ramazan'da mutlaka tokluk içinde cevizde, fıstıkta, bunlar tabii ki yağsız ve tuzsuz fıstıktan bahsediyorum, alabilecekler. Mutlaka lifin listelerini her yerde bulabilirler, günlük 25 gram tüketsin ama burada şöyle bir sorun var. Yani gerçekten 9'a yakın başlıyor ve 4'e yakında sahur var. Evet. Dolayısıyla bu sürede insanlar uyuyorsa ki 2-3 saat işe gidecek uyumak zorunda olanlar var. Mutlaka yayarak sıvı içmeye devam edin. Arada lif almaya devam edin. Glisemik indeksi düşük tatlılar yapabilirsiniz kendinize. Bunun onlar için... nedir mesela? Her türlü sütlü tatlıyı mesela hurma şurubuyla, agava şurubuyla yapabilirsiniz. Hmm. Her türlü. Meyve tatlıları yapabilirsiniz. Yoğurdun içine biraz probiyotik toz, zerdeçal, istediğiniz meyveyi atın. Suya ellerinizle mevsimin meyvelerini parçalayın. Suya atın, alın size kompost hoşaf. 15 dakika kaynatıp yapın. Oldu size istediğimiz kompost hoşaf. Güzel. Yani her türlü şeyi doğala vurgulayın. Sahurdan ne olur 45 dakika önce saati kurup birden suya yüklenmeyin. O birden idrar yoluyla çıkacaktır. 45 dakika önce kalkıp en az bir 3-4 maalesef biraz uykusuz kalınacak. Bir de çift yastıkla hani tekrar uyumanız gerekiyorsa işe gitmesi gereken yorgun olan insanlar hani reflü açısından da mutlaka çift yastıkla yatağın başını ya da bir şu kadarlık bir mesafede 30 santim bir şeyle kaldırmaları bile tavsiye edilir. Evet, yoksa reflü dediğiniz hani yemek borusundan mide suyunun geri gelmesi değil mi? Evet, biz burada istediğimiz şey artık diyette konsept değişti. Vücuda alerji vermeyelim. Evet. Yeteri kadar lif alalım, doğal mevsimlerden beslenelim. Şimdi diğer çayımıza bir geçelim mi? Burada çok çeşitli yine şimdi kabızlığın baş belası hazımsızlıktır. Siz kabızlıkla uğraşıyorsanız tabii ki gazınız artabilir vereceğiniz şeylere göre. Bunun basit bir yöntemi var. Arada haşlama, arada fırında yağlı kağıtta tekrar fırında tercih ettirebilirsiniz. Ya da blenderdan geçirip çırpabilirsiniz. Evet. Yani ama gaz da oluyorsa o zaman biraz da hazım için neler değişik ekledik biz burada. O zaman bu malzemeler hazımsızlık çayının malzemesi. Hazımsızlık artı evet beraber de kıvızlık. Kişniş vazgeçmediğiniz hemen yan yana koyuyorum ikisini. Şöyle. Gene papatya. Meyan kökü liflerini çok tercih ediyoruz. Şimdi bazıları da yeşil çay aynı zamanda çok iyidir. Kakule'nin çekirdeklerini genelde 4-5 tane parçalayıp atabilirsiniz. Zencefili dememe gerek yok. Bunu çekebilirsiniz ya da ufak parçalara ayırırsınız. Fazla koyarsak acı olur herhalde o. Evet. Bir de bunları nasıl yapacaksınız? Hani bizim tea bag dediğimiz. Şimdi bunları, şu tozları
Yani partiküller gelir, iş ortamında bunlar zordur. Teabag'lere bunları kendiniz doldurup evde kendi çay poşetlerinizi yapın lütfen. Küçük küçük tülbentlere de sarabilir izleyicilerimiz. O da olur ama teabag'ler çok daha basit bir şey. Yani çay süzgeci diyelim onlara biz. Hı hı. Bir de bunun avantajı ne? Ben evde kavanozla kendi mutfağınızı yaratın diyorum. Niye? O gün biraz streslisiniz değil mi? İçine biraz kantaron ekleyin. O gün biraz uykusuzsunuz. Aman biraz melisa atın. Hı hı. Yani çaylarla her türlü günlük modunuza göre tedavi. Buna da suyumuzu ekleyelim. Koyalım. Burada daha sıcak suyumuz var. Evet. Bunlar olurken şimdi biz kabızlıkla ilgili önemli mesaj vermek istediğim şeylerden bir tanesi de benim. Doktorum bir dakika bir şey soracağım. Bu tabii uyku ki kaçırmaz değil mi bu arada sahurda içmek isteyenler için? Yo yo hayır kesinlikle hiç uyku kaçırmaz. Aksine yani mesela papatya nedir? Var. Kantoron ekleyin. Yok, tek papatya ile bu miktarda uyku getirmez. Hiç aha sorun değil. Ama tam aksine ben de diyorum ki gerçekten kantoron, melisa gibi papatyanın yanında da koyuyoruz. Çünkü kime sorarsanız stresli. Evet maalesef. Bunlarla ben rahat uyku çekmeleri için sağlıyorum. O zaman da yemekten 20-30 dakika önce hatta ya da gece yatarken daha rahat uyumaları için. Burada kabızlıkta biz neler yapıyoruz? Tıp nerelere geldi? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hastalarıma dediğimde ben bize gelmeden 15 gün neler lütfen yiyip içtiğinizi bir yazsanıza diyorum. Ya da vaktiniz var lütfen dışarı çıkın alın size kağıt kalem yazıyorlar. Hı hı. Günlük 10 gramın üzerinde lif almadığımızı görüyorlar. İkincisi tuvalete nasıl vakit ayırıyorsunuz? Ben servis ya da koşturacağım ya da geçeceğim. İş yerimde tuvalete girersem aman orada yanımdaki sesimi duyacak. Gaz sesi çıkacak. Şudur budur çekince. 100 tuvaletin kaçını evde yaparsınız? 90 kakayı evde yaparım. Baktığında ya biz bu işe vakit ayırmıyoruz. Biz öteliyoruz. Erteliyoruz. Peki nereye erteliyorsunuz? Ertelersen vücudun da erteliyor işte değil mi? Nasıl yaşlılıkta doğumda rahim sarkıyorsa bağırsak son çıkımı rektumda sarkar. Hmm. Ha, oldu mu size zikzak daha da çıkımı zor olan bir şey? Ha, o zaman burada ne olacak? Bir pilot uçağı nasıl kullanır? Simülasyon testlerinden geçer. Bizlerin siz nasıl kaka yapıyorsunuz? Bunu 3 boyutlu olarak basınçlarıyla sizin iç dış sfinkteriniz, istemli istemsiz sfinkteriniz, basıncı yükseltebiliyor musunuz, ittirebiliyor musunuz, kas ve sinirleriniz mi? Hem anal manometre hem anal EMG bunların hepsinin ölçümlerini yapıyoruz. Hı hı. Hasta şaşırıyor. Evet ya bak sen bunu yapmamıştın diyoruz. 70 yaşındaki bir insana bunu dediğinizde size gülüyor. Hadi canım diyor. Ben bu yaşıma geldim mi? Bunu mu bilmiyorum diyor. Halbuki ona bir antrenman veriyorsunuz. Utanarak çıkıyor. Ha evet artık yap. Hı hı. Ya buradaki olay ne biliyor musunuz? Çayımız demlendi galiba. Geçelim mi? Peki. Bir çay daha yapacak mıyız? Yok yeter. İki tane yeter. Tamam. Bu demlendi 5-6 dakika. Bir tane daha bardak var mı? Yok. Hı hı. O zaman buna buyurun siz tadına bakın bir. Yok bakamam şimdi. Ramazan ya. Tamam oldu. Yoksa yani seve seve. buradaki kapalı bir ortamda bir sürü çay aparatı çıktı. Hı hı. Onlar da rahatlıkla yapabilirsiniz. İstediğimizde 5-6 dakika bizim. Ha, güzel 5-6 dakika sonra. Tabii tabii 5-6 dakikada bu 90 derecede yapılıp hazır oluyor. Onun bir 2-3 dakikası daha var. 5-6 dakikada izleyicilerimizin sabrını rica edelim. Biz bir kısa ara verelim. Dönüşte buradayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Biz bazı faydalı tavsiyeler vermeye çalıştık size ama bazı sorularım da var. Doktorumu göndermeden önce onları da bir sorayım size öyle gidelim. Çünkü izleyicilerimiz mutlaka merak ediyordur. Mesela kabızlık kilo aldırıyor mu? Şimdi bu benim efsaneleşmiş sorulardan bir tanesi. Bunu yıkalım. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ben dışarı çıkamıyorum. O kadar yiyecek bende bir hafta birikiyor. Ve bunlar da kaloriye giriyor. Keşke çıksaydım da bak işte Ahmet Ayşe çıkıyor kilo almıyor. Yok böyle bir şey. Sadece ne oluyor? Evet içeride daha fazla durduğunda daha fazla fermentasyon, bakteriyel reaksiyona uğruyor. Ve bunların uzun dönemde, biz burada bir kolon detoksu, benim hayatımı adadığım konu. Hani eczacılık fakültesini tıbbı ve diyeti birleştirdiğim nokta burada. Onu sağlam tutmaya çalışıyoruz. Ama siz çıkamıyorsanız diye kilo asla bunun bir nedeni değil. Ama vücutta evet bir takım kimyasal olaylar oluyor. Onu biliyoruz o şekilde. Peki kabızlıkla kanserin bir ilişkisi var mıdır? Hani kansere yol açar mı? Şimdi bu biz niye kolon detoksu, niye liften, niye bağırsakta düzenli çıkmaktan, az gaz olmasından bahsediyoruz. Ne kadar çok olay olursa, biz demin kol kola girdik. Orada ne kadar bozukluk olursa 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bağırsakta bir takım şeyler sinyallerle değişiklik yapacak. Biz bugün kanser arttı diyoruz. Hı hı. İnsanın yaşam ömrü uzadı, evet. Daha iyi tanı koyduk,
daha sağlıklı check-up programıyla önceden yakalıyoruz ama hastalıkları azaltmadık. Kanseri azaltmadık. Yaşama bir takım katkılar bulundu. Evet. Dolayısıyla biz hala hastalarıma dediğim bir şeye... keşke öyle olsa. Evet, biz sağlıklı yaşlanmanın peşindeyiz. O yüzden hani bir cerrah ameliyat yapıyor, oh alkış tutuluyor. Hayır, bağırsak detoksu çok daha önemli bir konu. Biz her hastanın kendine özel yıla yayıyoruz. Neler yapması gerektiğini. Tabii ki bağırsakta olan her türlü bozukluk, bu bir hipotez, kanserde bir artışa rahatlıkla yol açabilir. Evet, peki ilaçlar veriyorsunuz sonuçta kabızlık için, kabızlığı giderici. Bu ilaçların bir bağımlılığı var mı? Vücutta bağımlılık yapar mı? Ya da yan etkileri güçlü müdür? Bir kere her verdiğiniz kimyasal bir şeyin yan etkisi olabilir. Yani günde neredeyse 10 tane, 20 tane ilaç almadan dışarı çıkamayan size bir sürü hastam var desem. Ama buna nasıl beslendiğini söylediğinde bir sürü yanlışları görüyorsun. İlaçların kesinlikle yan etkileri vardır. Hatta bağırsaklarda uzun dönemde etkilerini yitirirler. Başka yan etkilere yol açabilirler. Ne olur önce bozukluk nerede? Kabızlıkta nereyi tedavi edeceğim? Ama önce bitki ve doğal yöntemlerle tedavi edeceğim. Gerektiğinde en son ilaç. Niye acil kabızlık çayı? Hep sinamekeli çay değil. Hayır. Onun dışında kabızlık ve gazı alacak, rahatlatacak bir sürü başka anneler çay verir. Anneler böyle bir kaşık zeytinyağı verirler böyle doğru tuvalete gidersin. Kesinlikle obez olan hastalarda bir, olmayanlarda iki yemek kaşığı zeytinyağı, ona lubrikant dediğimiz yani yumuşatıcı, kayganlaştırıcı etki yüzünden mutlaka veriyoruz. Evet, zeytinyağı mucizesini burada da kullanıyoruz. Saf zeytinyağı. Ama nedir kolon detoksu? Çok önemli. Kabızlık. Bir de üç boyutlu problemin nerede olduğunu görüp o nokta atışı yapıp anal manometre, anal EMG, bir de biofeedback eğitimi. Hastaya nasıl kaka yapacağını, kaslarını nasıl kullanacağını bunların hepsini öğretiyoruz. Evet, bunlara dikkat etmek lazım. En azından çay tariflerimizi de aldıysanız, hiç değilse belki Ramazan'da birazcık sizi rahatlatmayı sağlayabilir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizim ben çok teşekkür ederim. Yine bekliyoruz. Görüşmek tamam, çok üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Doktor Hakan Güveli'yi böyle uğurluyoruz. Bu yılın türban modası nedir? Türban hangi şekillerde bağlanır? Türban bağlamanın pratik yollarını ünlü tasarımcı Reyhan Turhan birazdan canlı yayında anlatıyor. Evet, biz bize devam ediyor değerli izleyiciler. Daha önce de çok tasarımcı arkadaşım oldu. Şimdi bambaşka bir tasarımın bambaşka bir alanındayız. Evet. Türban nasıl bağlanır? Nasıl alternatifleri olabilir? Çünkü hani çok fazla belki alternatif olduğunu zannetmediğimiz bir alanda ama burada görüyoruz ki çok rengarenk, ışıl ışıl ne çok şey varmış, aksesuar varmış. Ben bunları yeni gördüm, yeni öğreniyorum. Evet, aslında çok fazla var ama dediğimiz gibi insanlar çok fazla bilmediği için bize bu şekilde sergileyip gösteriyoruz. Şimdi aslında yüzyıllar boyunca baş bağlama stilleri hep önemli olmuş. Mesela işte yeni gelinler bir oya bağlarlarmış, o zaman mutlu olup olmadığını anlarmışsın. Evet. İşte ne bileyim, al bağladığın zaman ayrı bir mesajı varmış. Yeşil bağladığında ayrı, siyah bağladığında ayrıymış. Evet. Hep aslında hem bunlar hem trendleri belirlemiş hem de aslında biraz da mesaj vermiş. Peki şimdi göstereceğimiz modellerde de mesaj var mı? Mesaj var mı? Aslında mesaj modele göre tasarlıyoruz biz. Mesaj derken modele yakışan başı tercih etmek ya da karar verme açısından yardımcı oluyorum ben. Evet. Şimdi ben aslında kıyafet tasarlıyorum ama kıyafeti tasarlamakla da bitmiyor. Şimdi o doğru başı yapmadığımız zaman kıyafetle de çok bir bütünlük olmadığında hoş görünmüyor. O yüzden baş tasarım da kıyafet kadar önemli bana göre. Evet. Bir de şöyle bir önemi var bence. Hani özellikle tesettürlü izleyicilerimiz için bu sıcak zamanlarda hangi tür kumaş kullanmak lazım ki terletmesin? Serin tutsun. Evet, günlük kullanımda aslında çok önemli. Şifon çok tercih edilebilir. Artık tercih ediliyor. Her renkte bulunabiliyor. Ama özel günlerde biraz daha o rahatlıktan ödün verebiliyorlar. Hani güzel olma adına. O yüzden hangi modele nasıl kumaş gidecekse ya da yakışacaksa onu tercih ediyorlar. Evet, şimdi bakalım nasıl. Şimdi ben şimdi şöyle bir başlamak istiyorum. Şal bu. Kıyafette şöyle bir dantel varsa bu da danteli düz bir şekilde koymak yerine ben şimdi bunu nasıl hareketlendiririz? Kıyafetle başta nasıl tamamlanır ya da nasıl güzel durur onu göstereceğim. Şöyle bir duvağımız var diye düşünüyorum ben.
kıyafetin tamamlayıcı aksesuar olarak. Bunu mesela nereye giderken kullanabilir izleyicilerimiz? Bu kendi sözü olabilir, nişanı olabilir. Hatta kınasında bile kullanabilir bu başı. Şu şekilde duvağımızı takıyoruz. Şalımız da zaten şifon. Yaz içinde tercih edilebilir. Şu şekilde ben iğnelemeye başlayacağım. Ben size yardımcı olayım mı? Şöyle tutayım mesela bunu. Mankeni tutarsanız. Evet. Bu iğneler acıtmasın kafamızı. Aslında ben şu anda iğneliyorum. Normalde dikiliyor bu. Dikildiği zaman rahatsız etmez. Şu anda dikemeyeceğimiz için. Göstermelik yaptığımız için bu şekilde iğneledik. Bunu daha öne ya da daha arkaya alabilirsin. Şöyle kıyafette şöyle dantel olduğunu düşünürsek bunu böyle direkt koymak yerine ben şöyle bunu büzerek hareket vereceğim. Şöyle. Evet. Taç gibi oldu. Taç gibi oldu. Hem buradaki duvağı kapatmış oldu. Oradaki görüntüyü. Hem de farklı bir hava vermiş oluyor şu anda. Şöyle. Parça parça şeyler, parça motifler. Parça parça ama bu normalde bakıldığında hani güzel olmaz gibi görünebilir ama en ufak detayla bile başı gayet güzel bir şekil verebiliriz. Evet. Böyle büzerek hem düz koymamış oldum hem de buraya üç boyutlu bir hava vermiş oldum. Gayet çok, şık oldu. Çok basit aslında ama işte bilmeyince insanlarımız bunun nasıl olacağını kestiremiyor. O yüzden bu şekilde göstermek lazım. Peki bunu kendi yapamıyorsa bir yerde mi yaptırması gerekir? Bunu gibi. Yetenekli birisi varsa etraflarında yapabilir ama kuaföre gitmelerini tercih ederim. Çünkü bu dikiliyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil aslında. Basit görünse de ben şimdi sürekli yaptığım için. Bana, sen hemen kolay kolay onları öyle şey yaptın. Evet, şekilde. Peki günlük hayatta kullanabileceği hem böyle modern hem şık. Şifonlar çok rahat şekil alabiliyor. Yani şöyle göstereyim, şu şifonlar. Çok rahat şekil alabiliyor bu şifon. Bunu istediği şekilde degaje verip işte baş üstünde toplayabilip bunu şu anda değil de belki ileriki zamanlarda onu da gösterebiliriz günlük. Şimdi bu şekilde iğneler olmayacak tabii ki. Bunları ben biraz daha süslemek için şöyle kristaller getirdim, sarı. Kristal şeyler var, böyle boncuklar. Evet, şöyle sarı kristallerle bunları süsleyebiliriz. Ay çok süslü. Ya bu tercih tabii. Ya. Bu normal dikildiğinde de çok fazla vakit almaz. Çok kısa sürede şöyle bu şekilde süslü başlar yapılabilir. Onu da, oraya koymuyoruz. O gelin o başımız, evet. Şu şekilde ben bu gümüş de olabilir, daha farklı renk evet, de olabilir. Hangi renk hoşlarına evet. Giderse. Ben bu şekilde aralara koyarak bunu. Bir şey soracağım, şurada kabarıklık yapan nedir? Buraya ben normalde şimdi saçı varsa gelin hanımın saçını bir şekilde toplaması gerekiyor. Aşağıdan değil de genelde yukarıdan topladığımız zaman. Krepe mi yapacak? Krepe olabilir, topuzu işte sarabilir, topuz yapabilir. Onun üstüne saçları azsa eğer kısaysa türban sarılabilir, tülbent sarılabilir. O şekilde yapılabilir. Ben bunu duvak bunu şuradan bitirip şöyle duvaksız da tercih edebilirler şu şekilde. Şöyle buradan da bitirilebilir. Evet. Bu şekilde hem şık hem rahat. Böyle bir tasarım olabilir. Evet. Böyle öne doğru atabilir. Öne doğru da atabilir. Kıyafetin modeliyle de alakalı aslında. Yani kıyafetin modeli eğer daha sade ise önlere getirilip biraz daha hareketlendirilebilir türban. Evet. Bu şekilde kullanabilir. İsterseniz bir de şimdi gelin başını yapalım. Şimdi burada önde farklı bir şey var değil mi? Orada farklı bir hareket var. Şimdi bu önü normalde toplanması gerektiği için buraya mesela şey geliyor. Ben bunun için ayrı bir şifon getirdim. Evet. Şifondan örgü yapacağız. Aa nasıl? Hadi yapalım. Hemen göstereyim. Burayı sen özellikle o yüzden farklı topladın. O yüzden topladım. Şu şekilde bir parça duvak şeklinde kesiliyor ama bunu üç ayrı eşit parçaya bu şekilde ayırıyoruz. Sonra örüyoruz. Sonra da örüyoruz. Aslında şifonla siz mi öreceksiniz? Bilmem yapabilir miyim acaba? Dur deneyeyim. Ben biraz daha sıkı örmeyi planlıyordum ama. Tamam dur bak sıkıdım bak şimdi burayı. Tamam. Bakıyorum şimdi ben örtülü arkadaşlarıma renkleri çok iyi kullanıyorlar. Özellikle aslında hani tek renk değil de renkleri farklı farklı da kullanılabilir. Şunda tonlama oldu. Ben mesela bununla ne olabilir? Kıyafette gold işlemeler varsa gold şifon olabilir. Yapıyor muyum istersen ben tutayım sen devam et. Tamam. Ya da bir bozabilirsin bu arada şey yapma yani. Yok çok güzel olmuş çok beğendim olmuş. Evet. Ben biraz böyle hızlı hızlı yapacağım çünkü vakit almayalım diye. Tamam kınalar çok, da çok hoş bu arada görebiliyor teşekkür muyuz? Teşekkür ederim şöyle göstereyim. Eldeki kınaları.
Şimdi aslında çok özenerek yapmıyorum farkındaysanız. Direkt hani uğraşmadan bunu böyle yapıyorum. Bunu sonuna kadar da örebiliriz. Bu şekilde de bırakılabilir. Yine böyle öne doğru belki. Öne doğru getirilebilir. Bu çok şifon olduğu için şifonda drape çok şık duruyor. Pileler güzel duruyor. O şekilde başa model verilebilir. Bir gölgeli bir şifon sanki değil mi? Bu janjanlı diyoruz buna. İçinde siyah tonlamaları da var. Farklı renkleri de var. İşte bu şifonları günlük hayatta da çift taraflı olarak yapılıp da kullanılıyor artık. Altı farklı renk, üstü farklı renk olup onu taktığınız zaman bir tarafta farklı renk duruyor. Çok güzel duruyor da. Şimdi siz tasarımcısınız. Gelenler ne tarz taleplerle geliyorlar? Hem hep özel günler mi? Nişan, düğün, söz? Ben sadece özel günler için çalışmalar yapıyorum. Aha. Sadece gelin hanımlarla ilgilenmek istiyorum. Hem kıyafet istiyorum. Hem... Kıyafet ve kıyafete göre baş. Baş tasarımları. Evet. Yani genelde şu anda sezon açıldığı için gelinlik daha fazla yapıyoruz. Gelinliklerde daha sade modeller artık tercih ediliyor. Danteller, işte inciler, evet. Kristaller. Taşlar biraz daha artık kullanılmamaya başladı. Şimdi hem gelinlik taşlı hem baş taşlı olunca biraz fazla oluyor sanki. Fazla oluyor ama bütünleyici olarak da başta da taş istiyor. Öyle mi? Evet, çünkü kıyafet çok gösterişli olunca başı çok sade yapamıyorsunuz. Tabii. Ama kıyafet sade olunca şey de yapılabilir, başı gösterişli yapılabilir. Hı hı. Bunu da ben yine şöyle duvar koyacağım. Bunu ama tersten. Tersten, yüzünü örttük şimdi. Yüzünü örttük, bu şekilde. Bu kına da mı olacak? Bu kına için daha uygun. Artık kına da yani renk ayrımı yok, her renk kullanılıyor. Hani kırmızıydı önceden, yeşil daha kullanılıyordu. Şimdi artık fuşya'dan, işte siyahına, beyaz bile giyiyorlar. Bu şekilde geriye attığımız zaman... Geri atıyoruz. Burada ki o kötü görüntü kaybolmuş oldu. Bir de örgü takacağız. Bu örgüyü bu şekilde konulabilir. Peki bu hangi yaş grubu için? Mesela örgü saçlar genelde orta yaş, belki olgun yaşların tercih edeceği trendler olabiliyor. Ya bu aslında alternatif, yani yapmak zorunda olduğumuz için yeni şeyler fikir olarak yapıldı. Bu şimdi zaten genelde genç kızlarımız evleniyor. Hani onlara yaptığımız genç için. Genç kızlara uygun o zaman. Uygun, evet. Evet, gerçi gençlere de çok güzel örgü saçlar da hani yapılıyor. Bu aslında farklı bir, ben farklı şeyler yapmayı seviyorum. Bunu farklı bir alternatif olsun diye bu şekilde yapmak istedim. Bu örgüler daha küçük de olabilir. Şey de olabilir değil mi? Buraya bir aksesuar da olabilir. Mesela ben şimdi onu da diyeceğim. Şöyle, buraya şöyle bir çiçek. Daha belki da süslü olsun da, istersek. Ya da bilmiyorum, şöyle bir taş şu şekilde şuraya şöyle. Konulabilir. Yani bu tamamen gelin hanımın kendi tercihi. Şöyle bir aksesuar yine bak, konulabilir. Çok güzel oldu. Evet. Böyle olsun. Yani eğer kıyafette dediğimiz gibi gold varsa o şekilde tamamlanabilir. Tam bir bak, kına başı oldu sanki. Evet. Farklı bir başta olmuş oldu aslında. Evet. Herkes tercih eder mi bilmiyorum ama alternatif olarak olabilir. Çünkü her yerde artık hep klasik şeyler gördüğümüz için böyle farklı şeyler de sunmakta fayda var. Bunu ya da bu örgüyü bu şekilde devam ettirebiliriz. Bu tamamen yine nasıl kendi tercihlerine bağlı. Kalıyor. Bu çift olarak da güzel durdu. Evet, öyle de şık oldu. Evet. Ama ben her zaman pıldırdaklı taraftarıyım. Pırıltı takacağım. Ah, çok güzel. Evet. Dur, ters taktım. Evet, müthiş. Taşlı çok fazla olduğu için taşlı çok fazla model yapmanıza da gerek yok. Mesela şöyle bir aksesuar düşünün. Evet. Gelin başı, dua var. Bunu direkt taktığınız zaman bunun işi bitiyor. Bu şekilde. Ha, çok iyi. Ha, bu çok basit. Aslında gelinlik sadeyse böyle bir şeyde tercih edilebilir. Bu, evet, bu arkadan da duamız çıkıyor. Buna model yapmaya da gerek yok. Bu şekilde tamamen bir gelin başı olmuş oluyor bu. Evet. Ama ben buna farklı bir şey düşündüm. Sade gelinlikler için şimdi çok tercih edildiği için sadeler o şekilde farklı saç yapalım. Olduğu zaman gelin başının yarım gün sürdüğü düşünülürse saç olduğu zaman tabii ki daha uzun sürüyor. Aslında normalde bunlar da biraz daha uzun sürer de ben hızlı yapıyorum. Artık elin alışmış. Fazla model gösterelim diye. Şimdi ne gidiyor diye sormuştunuz. Pileler çok kullanılıyor artık başta. Ben o yüzden bir tane de böyle pileli bir model yapmak istedim gelinlikte. Bunu bu şekilde kumaşın verevinden, şifon yine bu. Verevinden bu şekilde koydum ben bunu. Böyle iğnelemeye başlıyorum.
çapraz geliyor. Ama bu şekilde kalmayacak. Ben şimdi bunu süsleyeceğim. Fileleri yapmaya birkaç başlıyorum. Kaç terapi birden oluyor? Peki bunlar açılmaz mı? Mesela düğün, kaç kişiyle mesela tokalaşılıyor? Düzgün dikilirse açılmaz. Şimdi bu araları dikildiği zaman bu araları görünmeyecek şekilde dikilebilir. Hmm. Dikildiği zaman bu düğün sonuna kadar böyle sabit kalıyor. Gelin zaten, vallahi o streste belki onları kontrol edemeyebilir. Yok edemiyor zaten ama burada kuaföre biraz iş düşüyor. Sağlam dikmesi gerekiyor ki bu baş açılmasın. Çünkü genelde artık sabahtan yapılıyor bu başlar. Akşama kadar, bir saate kadar fotoğraf çekilecek. Ağaçların arasına girilecek. Artık bu diş çekimlerden dolayı fotoğrafı farklı bir güne yapıyorlar. Aynı gün yapılmıyor. Çünkü dışarıda çektirmek istedikleri için farklı mekanlara gidiyorlar. Öncesinde uzaklara. Var ayrı bir gün mü? Öncesinde oluyor ya da düğün telaşını atlattıktan sonra çekim yapılıyor. Bu şekilde ben pilleler yaptım. Bu daha sık da yapılabilir. Ben biraz daha böyle orta ayarda bir pile çalıştım buraya. Siz nereden öğrendiniz peki bunları yapmayı? Ben nereden öğrendim? Aslında şimdi ben kıyafet tasarlıyordum. Kıyafet tasarlıyorsunuz. Başı yapmıyordum ilk etapta. Birkaç sene öncesinde. Başlar kötü oluyor. Ne oluyor? Kıyafetiniz de kötü hiç görünüyor. Bütünlemiyor. Ben de ondan sonra ben niye tasarlamıyorum hani diye düşündüm. Ve tasarlamaya başladım. Gayet de memnunlar müşterilerimiz. Evet. Çünkü hazır baş olmuş oluyor. Kuaföre de çok fazla düşünme kalmıyor. İş düşmüyor. Evet. Bak ne güzel oldu orası. Bu dantelleri moda evlerinden isteyebilirler. Ben bunu bu şekilde çapraz bu tarafa koymak istiyorum. Pileleri de kapatmayacak bir şekilde. Bunu ben mesela bu modeli çok fazla düşünmüyorum. Yani gelinin üzerindeki dantelden moda evi kesip de verebilir belki değil mi? Tabii ki parçaları alsınlar. Bunun hatta duvağı da var şöyle dantel. Duvağını da takalım. Bu şunlar arkaya toplanacak. Ben şimdi şey yapmadım. Evet. Bu kesilip bu arkadan. Şurasını da gösterelim. Burası da çok şık oldu. Şurada da pileleri var. Gerçi beyazda çok zor görülür ama yine de görebiliyorsunuzdur diye tahmin ettim. Evet. Duvağı yine istenilen yere şu şekilde iğneleyip buradan da dantel getirdiğiniz zaman bu model bu şekilde bitmiş olacak. Normal şartlarda bu kadar sürede 4 tane baş yapmak biraz zordu ama. Peki bu kadar kumaşı taşıması zor olmaz mı? Aslında zor. Gelinliği taşımak da zor ama dediğim artık gibi... Artık bir günlük katlanacak bir günlük katlanıyorlar. Dediğim gibi rahatlıktan ziyade biraz daha bir gün katlanırım güzel gelin olsun olmuşsun, diye. Gelin olmuşsun katlanacağım. Evet. Gelin olmuşsun giymişsin gelinliği. Gelin olmak gelinliği. Kolay değil. Artık kolaydır bak. Duvak tabii ağırlık yaptı. Duvak ağırlık yaptı. Yüzümü bu şekilde örtelim mi? Şöyle iğneleyeyim. Dantelleri istedikleri şekilde yerleştirebilirler. Şöyle. Şöyle. Aa bak tam gelin oldu. Evet. Kızımızın. Dumanı da açalım. İşte hadi bakalım. Evet. Mutlu bir ömür inşallah. Bu zaten provasını biz yapıyoruz. Ha. Tabii biz gelinliğin son provasında bu işte baş bağlama, işte örtme, işte nasıl duruyor, nasıl kalkıyor. Gidiyor musunuz düğüne mesela? Eyvah düşüyor şimdi duvak diye. Yok. Düğünlere bazen gidiyorum. Var mı orada bir sorun işte bizi ilgilendiren ya da önlem almamız gereken bir şeyler olur mu diye gidiyorum. Genelde sorun da çıkmıyor. Çok özel müşterilerimize bazen gittiğim oluyor. Fırsat buldukça gitmeye gayet çalışıyorum. Gayet sağlam. Şimdi gitmediğiniz müşteriler bozulabilir. Demeyelim öyle. Yok, elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Şimdi orta yaşta hanımlar nasıl baş bağlasın? Gençler nasıl bağlasın? Bu bir değişiklik. Orta yaş aslında kendini hissettiğin yaşa diyorum ben. Çünkü orta yaşlı olup kendini genç hissedip gösterişli başlar isteyenler de var. He. Bana göre daha sade modeller tercih edilebilir. Dantel ya da sadece işte hiç taş ya da dantel kullanmadan sade drapeli ya da pileli modeller tercih edilebilir diye düşünüyorum. Aslında burada bir tane ona alternatif bir modelimiz var. Bir bakalım ona da. Bu şekilde. Bunun duvağı var ama duvak olarak değil de böyle ben parçaları iki tarafını büzerek bu şekilde şöyle önden hazırladım. Çok vaktim almadı. Dikdörtgen şeklinde şifonları kesiyorsunuz. İki tarafını büzdüğünüz zaman zaten olmuş oluyor. Evet. Bu drape olacak şu şekilde. Şuradan iğneliyorum ben bunu.
Bunlar zaten kıyafetin altına giriyor. Bu fazlalık parçalar. Uzun kesip kıyafetin içine doğru koyduğunuz zaman onlar çıkmıyor zaten oradan. Bunu buradan iğneledim. Bir tane daha böyle uzun bir parçamız var. Şöyle. Bunu da şu şekilde onun üstünden getirerek hem dikişi kapatmış oluyoruz hem de burada çapraz bir hareket vermiş oluyoruz. Bu daha orta yaş grubu tercih edebilir bu modeli. Drapeli olduğu için. Evet, drapeleri daha çok. Ama önemli. Yani taş da olsun istiyorlarsa yine belli yerlerinde taş konulabilir. Orta yaşlı diye taş olmasın dememek lazım değil mi? Şimdi bazı eskiden herhalde çok fazla bu kadar alternatif olmadığı için şimdi özeniyorlar aslında, istiyorlar da. Aha. İstedikleri için de böyle özel günlerinde ya da çocuklarının sünnetlerinde düğünlerinde vesaire tercih ediyorlar. E tabii, insanlar ne zaman süslenecek? Yoktu diyorlar bizim zamanımızda böyle şeyler. O yüzden hani ben de şey yapmıyorum, yardımcı oyalı olarak. Örtü çok eskiden. Başörtüsü. Evet. Yemeni. Oyalar şimdi de aslında var. Aksesuar olarak çok kullanılıyor. Ben çok seviyorum onları. Bir aslında de el işi. Hani. Oya olarak belki başa da kullanılabilir. Çok güzel farklı olur. Farklı bir şey olur. Gelinlikte de kullanılabilir. Yap bunu. Evet, bak şimdi yap ben bunu. Siz söylerken hemen ışık yandı. İğne oyası falan nasıl İğne şık oyası olur şık ama olsa, düşünsene. Onu yapacak birisini de bulmak lazım. E vardır. Gelinliği az da gitmez. Bayağı bir yapmak epey gerekiyor. Epey bir oya gider. Evet. Ama bunu çok da güzel buradan olur valla. Elemeyi gözünürüm. Bunu da buradan koydum. Bayağı böyle güzel çapraz ama güzel oldu. Hı, evet bak bu bayağı. Bu şekilde çapraz geliyor. Aha. Şimdi peki aksesuar takarken hangi aksesuarı neye göre takmak lazım? Bunu nasıl düşüneceğiz? Aksesuar şimdi gelinlikte genelde şöyle aksesuarlar takılıyor ama yine gelinlikte taç varsa ya da taş varsa ona göre yani illa aksesuar takma da gerekmiyor. Burada birçok başta aksesuar yok farkındaysanız. Aksesuarsız da gayet güzel modeller yapılabiliyor. Aslında bunlar da aksesuar hani bir yerde el yapılıyor. Bizim kendi yaptığımız aksesuarlar evet. Mesela bu aksesuar değildi, dantelli. Biz bunu bu şekilde aksesuar gibi kullandık. Örgü yine dantelli. Yani aksesuar olması gerekmiyor ama... Şimdi bahar olduğu için böyle aksesuarlar oradan çok... Bana da tak. Bak bahardan. Kıyafetinize de çok güzel yakıştı. Tacımızı da taktık. Evet. Şimdi peki trendleri var mı bu işin? Mesela bu geçen senenin tacıydı, bu şimdinin tacı falan gibi. Bu şimdinin tacı aslında. Evet, bahar tacı. Ama gelinlikte zaten sürekli böyle bir değişim olmuyor. Yani geçen seneden de kalabiliyor. Şu inciler mesela bu sene çok fazla kullanılıyor. Şu goldlar kınada her zaman tercih ediliyor. Ama şu dediğim şu başlar biraz daha artık demode olmaya başladı. Evet. Ama isteyen de var. Yani sade bir modelle o şekilde taşlı bir aksesuarla da tamamlanabilir. Epey bir alternatif sunduk. Reyhan evet. Turhan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür stüdyomuza ederim. Stüdyomuza geldiğiniz için, bize ederim. Katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından biz bize devam edecek. Cildimizdeki lekelerden nasıl kurtulabiliriz? Dövme silme tedavisi mümkün mü? Merak ettiğiniz her şeyi Medikal Estetik Hekimi Hüseyin Tırman birazdan bize de anlatıyor. Evet, reklamların ardından devam ediyoruz değerli izleyiciler. Hüseyin Tırman stüdyomuzda hoş geldiniz. Size soracağımız çok fazla soru var çünkü güneş artık yakıcı etkilerini iyice üzerimize salmaya başladı. Bu ne demek? Lekeler demek, cildi yaşlandırması demek değil mi? Nasıl baş edeceğiz bu konularla? Hemen sorularımı ya heyecanlandım bir anda ne soracağım. Heyecan yapıp önce şunu sorayım. Güneş lekelerinin oluşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce cildimizi güneşten korumak gerekiyor. Yani güneşin nasıl altında kalsın. Güneş koruyor. En büyük ihtiyacı olan nem. Nemini yerine koyduktan sonra, düzenli nemlendirdikten sonra, düzenli nemlendirmek şu demek değildir, sabah sürmek ya da gece sürmek değildir. Eğer çok açık havada, güneşte, kuru bir ortamdaysanız, rüzgarlı bir ortamdaysanız, sahildeyseniz ya da dediğim gibi çok soğuk bir yerdeyseniz, neme daha çok ihtiyacınız olur. Yanınızda bir nemlendirici bulunup
sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Nasıl nemlendiriciler olması gerekir? Mesela biz kozmetik açıdan artık yolumuzu kaybettik. Yani işte gidiyorsunuz bir kozmetik mağazasına, her türlü markanın işte satış danışmanı size eşsiz ürünler sattığını iddia ediyor. Doğru. Ama bir yandan da diyorsunuz ki işte şeyleri öğreniyoruz, okuyoruz mesela gazetelerde. İşte 50 faktör aslında gerek yok, 30 faktörün üzeri yalandır gibi. 30 faktör yeterli. Hani belki bebeklerde ya da çok hassas ciltlilerde daha yüksek faktörlere ihtiyaç olabilir. Ya da öğle sıcağında çok uzun süre güneşte kalacaksanız belki yüksek faktörlere ihtiyacınız olur. Nemlendiricilerde adı üstünde nem almanız lazım. Yoksa her cilde uygun farklı nemlendiriciler var ya da yaş gruplarına göre içine birçok etken madde katılmış olan var. Biz sadece neminizi koymanızı istiyoruz. Hani nemin geri kalan kısmı güneş koruyucusudur. Bu kadarı yeterli. Gerekirse sık. Ama dediğiniz gibi özellikle bu havalardaki, hani bu sene iyi gidiyor havalar ama bu mevsimde normalde çok sıcak ve güneşin en büyük hasarını hem yaşlanma olarak, evet, hem de lekeler olarak gördüğümüz dönemler başladı. Aslında güneş koruyucusu sokağa bile çıkmamamız gerekiyor. Evet, İstanbul dönemde, için, Ankara için belki hava birkaç gündür kötü ama hani sahil bölgesinde güneyde olan insanlar için, evet, o zaman şey yapmak lazım. Ya aslında normalde biz de hani İstanbul'da sokakta yürürken de dikkat etmemiz gerekmez mi? Hani Tabii ama hani birkaç gün havalar kötü olduğu için çok sıkıntı için yok. Evet. Hızlı yanabiliyoruz ama bulutlu olduğu zamanlarda da. Aynen. Yani güneşin etkisi aslında hani ultraviyole etkisinden, hı-hı, bahsediyoruz. Güneşi görmemiz gerekmiyor. Evet, doğru. O da yayıyor sonuçta güneş ışıklarını. Aynen. Şimdi başka konular da var. Dövme, sildirme konusuna, aynen, da gireceğim ama onun öncesinde bu çillerden de bahsetmek istiyorum. Hani güneş lekeleri ve çiller. Onlarla nasıl? Çiller birazcık güneşin etkisiyle de olabilir. Ya da doğuştan da olabilir. Cildimizdeki normalden koyu alanlar ve özellikle yüzümüzde. Çoğu zaman çok sempatik, sevimli gelirler ama belli bir zaman sonra koyulaşıp güçlendiklerinde, artık rahatsız etmeye başladıklarında. Bugün anlatacağımız teknoloji zaten bunun için var. Gerek cildimizdeki her tür leke, çil veya yaşlılığa bağlı oluşan koyuluklar. Evet, o ellerde mesela belli, evet, yaştan sonra çok fazla çillenme oluyor. Evet, onlarla ilgili konuşacağız. Gerekse de aynı teknolojiyi her renkte ve işte tamamen yok edebilmek üzere dövmelerde de kullandığımız yeni bir teknoloji getirdik. 2 yıldır dünyada mevcut bir teknoloji. İlk kullanıcılarından biriyiz. Türkiye'ye daha yeni kısmet oldu. Bununla beraber işte az önce konuştuğumuz birçok şey, işte lekeler, çiller, işte yaşlılık izleri, hı hı, bunun gibi. Hatta bazen doğumsal şeyler var, lekeler var. Yüzde mesela onlar, gül dediğimiz, evet, lekeler oluyor. Onlar için iyi bir teknoloji. Daha az seansta tamamen ortadan kaldırabilmeyi hedefleyerek çalıştığımız bir mantıkla gidiyoruz. Hem hastalarımızın hayatlarından çok zaman almıyoruz. Hı hı. Tedavi süreci eskiden 15-20 seanslara ulaşan şeyler artık 3-5 seanslara kadar düşüyor. Acı var mı? Acı daha az. Çünkü teknoloji bu konuda bizim yine yanımızda. Mantığını birazdan size daha detaylıca anlatmak isterim ama dediğim gibi bu mantıkta birçok şeyi hem kolay hem daha az cilde zarar vererek güzelce tedavi edebiliyoruz. Acının olmama sebebi bu. Cildin hasar görmemesi bu işlemler, hı, yapılırken. Aa, çok iyi. Cilt hasar görürse, ki bu işler genelde ısıyla yapılan işler, çok ısı biriktiğinde ciltte yanıklar olabilirdi. Leke tedavilerinde ve dövme tedavilerinde. Şimdi çok hızlı enerjiyi verip çıktığımız çok yüksek hızlı bir lazer. Artık saniyeyi trilyonda birinde enerji verip çıkabilen o kadar hızlanmış bir teknoloji. Sadece hedef dokuyu etkiliyor. Cilde kendisine hiçbir zarar vermemeye özen gösteriyor. O yüzden hem cildimizde acı yok, hem, hı hı, bakım gerektirmiyor uygulama sonrasında. Çok çabuk iyileşme süreçleri var. Eski teknolojide lazerler. Hemen gözle görülür bir iyileşme sağlanıyor mu? Seanslar tamamlandıktan sonra. Lekelerde birazcık mantık farklı. Çünkü lekeye biz eğer ya da dövmedeki boyayı etki ettiğimizde onun önce koyulaştığını ve etrafının hafifçe ödem olduğunu görüyoruz. Hı hı. O yüzden böyle tedavilerde seansın çıkışında beklentinin olmaması hemen gerekiyor. Hemen moralimizi bozmayacağız. Mantık zaten olmuyor diye. Mantık onu küçük parçalara ayırıp vücudun onu oradan temizlemesini sağlamak. Aslında hiçbir lazer ya da hiçbir şey orada bir boya ya da fırça gibi ya da bir silgi gibi onu oradan silemiyor. Hı hı. Biz cildin altındaki bir şeyi enerjiyle parçalıyoruz. Şimdi bu yeni teknolojiyle çok daha küçük kum taneleri gibi minik parçalara ayırabiliyoruz. Vücudumuzun savunma hücreleri
küçük küçük gelip onları içine hapsediyorlar ve kendi içine sindirerek yok ediyorlar. Yoksa vücudun içinden hiçbir şey dışarıya lazerlerle çıkarılmıyor. Hı hı, anladım. Yani hani parçalayıp da vücudun bir yerlerine gidecek bir durum da yok. Yok, orada vücudun savunma hücreleri yok ediyorlar. Vücut zaten onu atıyor. Zaten parçalayabilmek önemliydi. Hı hı. Hem lekeyi hem dövmeyi. Biz onu çok küçük parçalara ayırabiliyoruz artık. Eskisinden çok küçük parçaları diyelim. Çünkü teknolojinin burası şu anda elimizdeki nokta en sonu ama bundan hı hı. sonra da gelecekler vardır. Daha da küçük parçalara ayrılacaktır elbette. Ama bugün en ileri teknoloji bu. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Benim mesela erken yaşta dövme yaptırmış arkadaşlarım var. Atıyorum bir kalp yapmış, yıldız yapmış. Sonra şu geldiği yaşta beğenmiyor o dövmeyi. Bir kıza onu, çok beğenmiş mesela. İşte ismini yazdırmış. Ay nasıl zor bir şey. Şimdi bende yok dövme. Ben dövme insanı değilim. Ama mesela bunlardan kurtulmanın yolu olarak işte üstüne başka bir şekil yaptırmaktan başka bir çarem yok demişti bir arkadaşım. Küçük bir hikaye anlatayım. Geçen bir konuşmada bir telefon geldi. Yine böyle bir program. Beyefendi 80 yaşında. Eskiden eski teknolojiyle bir kızın çok sevmiş. Onun göğsüne ismini yazmış ama onunla evlenmek kısmet olmamış. Başka bir hanımla da 60 yıldır evli. Ve diyor ki 60 yıldır ben her seferinde bunu görünce içim sızlıyor. Evet, hepimiz zamanında belli sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Gençlikte heyecan duymuş olabiliriz. Karısı için de çok hüzünlü. Tabii ki yani. Hani göğsüne yaslanacaksa başkanın ismi, başka birinin ismi var. Bunlardan yok etmek, kurtulmak için de yani bu teknolojiler çok önemli. Bu mevcut teknoloji sizi çok kısa sürede bundan kurtarıyor. Artık hani eskiden işte onlarca seans gerekiyordu ve bazen tamamen silinemiyordu. Şimdi tamamen silinebiliyor mu? Şimdi dediğim gibi bu bir basamak daha üstü. Yani insanlara bir daha üst basamakta daha yüksek konfor ve daha yüksek hizmet vermek için böyle bir teknolojiyi getirdik. Bir de tabii dövmenin günah olma durumu var hani deri altına. Ben doktor olarak kalayım isterseniz. Hekim olarak tabii evet. Ben size soruyorum ama şöyle günah olduğunu önceden bilmeyip yaptırıp evet. Şimdi sildirmek isteyen çok oluyor. Aynen. Şimdi bizim işimiz burada insanları istemedikleri bir şeyden kurtarmak. Evet, mevcut olan teknolojiyle hem daha hızlı hem daha konforlu hem de daha çok çıkararak belki de hepsini yok etmek artık daha mümkün. Bir artısı daha var makinemizin dövme konusunda. Mavi ve yeşil renkli dövmeler şu ana kadar mevcut sistemde görülemiyordu. Yani mavi ve yeşil renkler çözümsüzdü. Hı hı. Bu mevcut sistemle artık mavi ve yeşil renkler de dahil olmak üzere kırmızıdan başlayarak en koyu renge kadar bütün renkleri biz temizleyebiliyoruz. Hepsini de makinemizin çalıştığını biliyoruz ve sonuç veriyoruz hastalara. Yani o kalpler, yıldızlar, kuşlar ve hani herkes belli bir görüşmediğiniz dönemde, evet. insanların isimleri gidebiliyor. Aynen. Hani neticede bir dönem hakikaten çok arzulamış, çok istemiş olabilirler karşı hı-hı. tarafı. Onu vücutlarında taşımış olabilirler. Hani gençlikte çok müsait. Hani birçok insan dövmesini ergen olmadan, reşit olmadan yaptırıyor şu anda. Büyüdükten sonra ya da işte belli şeyler, şartlar. Ben bunu niye yaptırmışım sonra diyen çok fazla arkadaşım oldu mesela. Artık onların hani kurtulmaları için. Onları size yolluyoruz. Evet, hani insanların korkusu acıydı. Bu acı konusunda da çok daha az sıkıntı yaratan bir cihaz. Isı çok az biriktiği için çok fazla hissedilmiyor. Konfor da iyi. Biz daha çok hanımların hani doğum sonrası yüzlerinde oluşan lekeler. Evet. Bu büyük bir sorun. Özellikle hem doğurgan bir milletiz hem de ülkemizde güneş var. Hı hı. İkisi de lekeyi çok artıran şey. Lekelerin temizlenmesi konusunda biz insanlara bu hizmeti getirmek istemiştik. Onun dışında söylediğiniz gibi çiller konusunda, diğer konularda hani kliniğimizde yüzle ilgili birçok şey yapılıyor. İnsanların yüzlerindeki yaşlanmayla ilgili her şeyi temizleyebilirken işte çok güzel bir stüdyo yapıyorsunuz ama boyasını yapamazsanız, o renk tonunu ayarlayamazsanız, tabii ki pigment duru bir ciltte veremezseniz mutlu olmuyordu hani hastalarımız. Hani silip de beyaz kalırsa o da sıkıntı. Yok, şimdi artık tek renge, homojen bir renge getirebiliyoruz. Daha iyi getiriyoruz eskiye nazaran. Onun için bu teknoloji var. Aynı şekilde istemediğiniz şeyler sadece lekeler değilse, başka dövmelerse, renkliyse, çabuk kurtulmanız gerekiyorsa, bir de böyle bir grup var mesela işte mesleğinde yeni bir işe başlıyorlar. O iş grubunda o dövme olmuyor ya da işte düğünü var, başka bir şey var, hı hı. yazan bir yerinde başka birinin ismi var.
Bu konuda işte mevcut teknolojiyle, yani Picosil'le artık insanlara çok daha hızlı yanıt verebileceğimizi düşünüyorum. Bu gerçekten güzel bir haber. Şimdi kendim için soracağım ve meslektaşlarım için bir soru soracağım. Biz şimdi stüdyodayız ve bu ışıklar doğal ışıklar değil. Yüksek, nasıl söyleyeyim, kalın fondötenler kullanıyoruz. Hani cildinizle alakası yok. Cildiniz iyi olsa da kötü olsa da o fondötenleri bu ışıklar için kullanmak zorundayız. Bir zaman sonra hem ciltte kalıntı bırakıyor, bunların temizlen, ne kadar temizlerseniz temizleyin bir kalıntısı oluyor. Ve de işte bu ışıklar yüzünden lekelenmeler de başlıyor. Belki de yaşlanıyoruz birazcık. Belki de yaşlandırıyor, evet. Ne yapacağız doktorum, ne yapacağız? Mecbursunuz meslek gereği. Hani bu makyajlar yapılmak zorunda. Leke konusunda konuştuk. Aynı makinayı biz bal peteği şeklinde bir fokus lenslerle, yani merceklerle, bal peteği şeklinde cilde gönderip ciltteki yaşlanmanın belirtilerini de azaltabiliyoruz. He, bu şey mesela yeni başlayan kırışıklıkları da mı azaltıyorsunuz? Kırışıklıktan daha çok yaşlanmayla ilgili ne varsa. Nedir? Varsa sivilce iziniz. Özellikle kapatılan ciltlerde gözenek sorunu ve sivilce, evet, izleri çok sorunlu. Evet, gözenekler mesela şuralarda çok açılıyor. Evet, onlara çok güzel yanıt verebiliyor. Artı onun dışında gevşeme ve sarkmalar. Cildin hasarıyla ilgili kısımlarında başka teknolojiler de var. Biz sonra sizlere bunlardan da bahsedelim. Hı hı. Ama şu anda bu lazerle biz kapatılmış olan gözenek sorunlarını ve varsa oluşan sivilcelere bağlı, ki kapattığınız için sivilceleriniz de dışarı çıkamayıp iz bırakır genelde, evet, medyadaki arkadaşlarınız. Onların sorunlarını çok güzel, çok kısa seanslarda yine... Ben o zaman geliyorum o kısa seanslara. İnşallah, şimdi bekleriz. Şahitsiniz. İzleyicilerimizin önünde söz aldım doktorumdan, Hüseyin Bey'den. Geleceğim. O bakalım hani anlatırken çok güzel de uygulamada lazım, da görelim. Bir deneyelim en azından. Şimdi şu var tabii, hani bu uygulamayı yaptık. Ama bir tatile mi çıkmamız gerekir? Mesela biz bir işlem yaptırdık yüzümüze. İşimizden 2 hafta izin mi alacağız? Nasıl çıkacağım ben ekrana? Uygulama sonrası hemen ekrana dönebiliyor muyum? Zaten dediğim gibi hızlı olması makinenin bizim cild üzerindeki bıraktığı ısının tahribatı ve yan etkileri çok azaltıyor. Yani saniyenin trilyonda bir dediğimiz bir mantıkla çalışıyor Picosil. Bu sizin cildinize istediğiniz enerji verip sonucu alabileceğiniz yere ulaştırıyor ama cildiniz bundan haberi olmuyor. Çünkü gerçekten çok küçük bir zaman diliminde girip çıkıyor. Genelde bu uygulamalardan sonra özellikle lazerle yüz gençleştirme operasyonlarında hastalarımız ya da yaptıranlar çok iyi biliyorlar. Minimum 3-4 gün ciddi kabuklanma, soyulmalar ve onun sonrasında toparlanmak için zamana ihtiyaç var. Ama sizin böyle bir zamanınız yok. Hı hı. O yüzden hani böyle makinelerde bunu yaptıramazken şimdi ertesi gün biz 24 saatinizi alıyoruz sadece. 24 saat sonra. Ertesi gün işimize dönebiliyoruz. Tabii, tabii. Hatta sabah üzerini hafifçe kapatarak bile dönebilirsiniz. Yani birkaç güne ihtiyacınız kalmıyor artık. Cildin toparlanmasını beklemiyoruz. Beklemiyoruz. Aa, yanıtlar çok, hani çok hızlı etki başlıyor ve kısa sürede geliyor. Lekelerde vesairede 1-2 haftada cevap alıyoruz. Ve seans aralıkları eskiden... birer ayken şimdi birkaç haftaya kadar inebildi. Kaç seans mesela gelmek lazım bir lekeden kurtulmak için? Ya 2-3 seans gibi. Maksimum, minimum. Hani maksimum 2-3 seans gibi seanslar konuşuyoruz artık. Böyle onlarca seansın çok uzağındayız. Birkaç seans konuşuyoruz. O birkaç seans birçok hasta için de ertesi günde rahat olduğu için çok sorun olmayacak bir zamana sıkışıyor. Ve çok konforlu. Bunu yaptırırken hayatınıza devam ettirebiliyorsunuz. İyileşmek için dediğim gibi yara, pansuman, kabuklanma, böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Çok hızlı gelişiyor. Bu keza dövmede de böyle. Yani dövmede mesela eskiden bir dövme yapıldığında yeni bir dövmenin üzerinden bir sene geçilmeden lazerler alınamıyordu. Biz şimdi ertesi gün alabileceğimiz kadar teknoloji gelişmiş durumda. Hani dövmeyi yaptırdık, beğenmedik, hemen ertesi gün. Evet, eskiden bir sene beklemek zorunda kalıyordunuz. Ya da işte seans aralıkları cildin iyileşmesini beklediğiniz için 2 aydan daha kısa süreye inmiyordu. Şimdi 3 haftayla 1 ay arasında biz bu hastaların iyileşme hızına göre, hı hı, tedaviyi hızlandırabiliyoruz. Daha iyi sonuç verebiliyoruz. Daha küçük parçalara bölebiliyoruz. Hem lekeyi hem dövmeyi. Ve renk konusunda daha genişiz. İşte teknoloji bize bunları daha çok getirecekti. Ama hani şu andaki en iyi şeyi biz en azından getirip hastalarımıza vermek istiyoruz. Gayet iyi bir şekilde istiyoruz. Kullanıyorsunuz. Şimdi az önce de sordum, bu ellerde çillenmeler çok fazla oluyor. Evet. Hani belli bir yaştan sonra özellikle kadınların hepsinin şikayet ettiği bir konu bu. Yani, ama el derisi de, biraz dekolte de değil mi? Dekolte ve sırtta da yani hani kimi zaman...
dışarıda çalışanlarda ya da dışarıda kalanlarda kollarda da alabilir. Hı hı. Açık alanların hepsinde biz çillenmeyi görüyoruz. Daha doğrusu onlar yaşlılık lekeleri, çillenme hı hı. demeyelim onu. O yaşlılık lekeleri de bir aynı yüzümüzdeki lekeler gibi, doğum sonrası lekeler gibi bir melanin dediğimiz bir boyanın farklı bir birikimi vücutta. O biz boyayı görebilen bir makine zaten bu. Onun onu silebiliyor. Tarifi tarzı ne olursa olsun bütün lekelerde. Hani rengiyle ilgili söylemiştik. Mesela mavi renkli doğumsal şeyler vardı. Otaneus dediğimiz. Doğum lekeleri vardır ama mavi renkli olduğu için. Mesela benim Almanya'dan bir hastam var. Yüzünde, yanağında her seferinde işe gittiğinde ya da şey olduğunda tanımayan, yeni tanıyan insanlar ona kocasının. Aa, şiddet gördüğünü zannediyor. Aynen. Çünkü burada bir leke. Yani bu makine bunlar için de güzel bir çözüm. Çünkü eskiden dediğim gibi lazerler mavi renk konusunda önü kapalıydı. Yoktu. Çalışamıyordu. Mavi, yeşil renkler kalıyordu. Şimdi bu konuda da biz bir basamak daha insanlara umut veriyoruz. Ya mesela sonuç aldınız mı o hastanızda? Henüz başlamadık. Konuşuyoruz. ama düşünseniz hani bu bile bir insanın hayatında ne kadar farklı bir şey. Her gittiğiniz yerde sizin birisi darp edildiğinizi, şiddet gördüğünüzü düşünüyor. Evet, herkes acıyarak bakıyor gerçekten. Aynen. Üzücü bir durum. Onda da sonuç almak iyi. Yine dediğim gibi dövmelerin birçok hikayesi var. İnsanlar da öyle. Yani hani kimi zaman yanlışlıkla, kimi zaman gençlikle, kimi zaman başka ruh halleriyle olabilir. Hepimiz her zaman çok sağlıklı ve ayaklarımızı yere basan. Çok iyi karar vermek lazım öyle bir şey yapmak işte için. Her zaman ayaklarımızı yere basıp sağlıklı olmayabiliyoruz. Bazen istemediğimiz şeyleri hani geriye döndüğümüzde yapmış olduğumuzu görüyoruz. Ama geri dönüş noktalarında artık dediğim gibi teknoloji bize. Şimdi programımızın sonuna geldik ama şunu çok merak ediyorum. Son sorum. Size gelen en ilginç vaka hangisiydi? Dövme konusunda. Evet. Dövme konusunda. Dövme ya da hani leke. Leke konusunda insanların hayatlarını gerçekten dışarı çıkamayacak halde bırakan hastalarım var. Mesela evlenmeden birkaç ay önce tanıştığımız bir hastam. Yüzüne yapılan bir uygulamadan sonra yüzünde normal renk tonu kalmamıştı neredeyse. Ne renkti? Siyah ve koyu renklerin renk dağılımı Allah vardı. Allah. Hani düğüne yetiştirdik onu. Çok şükür. O mutlu ve huzurlu. Bence güzel hikaye budur. Dövme konusunda hepimizin dediğim gibi işte yanlış yazılmış isimler, yanlış yere, yanlış motifler. Yani ya da ucube gibi çizilmiş bir dövme de olabilir. Onun üzerine başka bir cover, onun üzerine eyvah. Başka bir kat, başka bir kat. Yani altta kaç tane ya da ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü dövme hikayesi de var. İnsanlar bunlardan vazgeçtikçe onu kapatmak için eskiden başka şeylere, başka dövmelere mecburdu. Şimdi en azından bunlardan kurtarabileceğiz. Vallahi sizinle konuşulacak çok şey var. Doktor Hüseyin Tırman. Yine bekliyoruz. İnşallah. Biz de geleceğiz, söz aldık. Tamam, şimdi kısa bekliyorum. Bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet. Bugün programımızın Biz Bize'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın saatler yine 11.45'i gösterdiğinde sizlerle olacağız. Hangi kameramı seçemedim? Hah, tamam, buldum şimdi kamerayı. Evet, yarın saatler 11.45'i gösterdiğinde yeniden Kanal 7 ekranlarında sizlerle buluşacağız. Yarın da çok değerli konuklarımız var. Hemen onlardan da bahsedelim. Cemal Nur Sargut bizimle olacak. Ramazan ayında yine çok özel sorularımız olacak. Onunla çok önemli konuları konuşacağız. Yine müzik olacak stüdyomuzda. Kulaklarınızın pasını sileceğiz ve uzman doktorlarımızla birlikte belki de bu sefer sizin probleminize, sizin derdinize çare olacağız, derdinize deva olacağız. Biz bize de bizimle kalmaya devam edin diyoruz. Bugünlük size veda ediyoruz. Hoşçakalın.